Selam gençler, hoş geldiniz. Ufak tefek bir şeyler istedim yönetimden ama en sonunda yönetim talepte bulun seçeneğini kapattı amına koyayım. Hoş geldiniz gençler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız keyifler? Nerede kalmıştık? 1 Temmuz 2025'te transferleri yapıyorduk en son arkadaşlar. Çok iyi transfer dönemi de geçiremiyoruz. Çıktık. Şimdi transfer dönemindeyiz. Vanarama National Lig'e çıktık. Güneyden kurtulduk. Bir üst lige kendimizi attık. Maddi durum çok iç açıcı değil. Medya küme düşeceğimizi söylüyor sezon öncesinde. Birazdan da anlamsızca bir hazırlık maçı yapılmış arkadaşlar. Arsenal'i ağırlayacağız kendi sahamızda. Hep yeni sözleşme. Yok, yeni sözleşme istedikleri tamamıyla senin kontrolünde. Zaten bırakma bence. Sözleşme yaparken süresini uzat. 1 senelik, 2 senelik sözleşme. Doğru diyorsun aslında. Kaliteli oyunculara 3-4 senelik sözleşme verelim. Hadi başlayalım bakalım. Gözlemci raporlarına göre hareket edeceğiz yine. Arsenal'de neden hazırlık maçı oynuyoruz onu bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Neden Arsenal'de hazırlık maçı oynuyoruz? Valla dün Beşiktaş ne yaptı? Hiç üzülmedim ilk önce arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben dünkü mağlubiyete. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Hiç üzülmedim. Geçen hafta üzülmüştüm. Maç planından tutun, maç okumaya kadar, oyuncu değişikliklerine kadar açıkçası felaket bir maçtı. Diyecek çok fazla bir şey yok. Hep size dedim, Okan Buruk konusunda hala belli bir noktada duruyorum. Çünkü skorları aldı. Skor alan arkadaşlar her zaman başarılıdır. Ama bana kalırsa dünden sonra Pandora'nın kutusu açılır. Şu ana kadar baktığımız zaman diliminde yani sahada taktiksel anlamda çok fazla dokunuşun olduğunu artık bence söyleyemeyebiliriz. Bir Abdülkerim'i ileri prese yollayıp işte orta sahada pres gücünü arttırma. Ama dün defolar o kadar fazla ki hangisinden başlayalım bilmiyorum. Hoş geldin. Aldı, şahmat etti. Şampiyonluk yorumu valla ben size şöyle diyeyim arkadaşlar. Yani bakın çok net söyleyeceğim. Bunu Discord'ta da yazdım. Şimdi bu takım şampiyon olur mu? Bu takım şampiyon olur. Ama ben şahsi görüşüm, ben Buruk şampiyonluk yaşarım. Neden Buruk şampiyonluk yaşarım? Çünkü şampiyon olan hocanın takımı, hocası kovulmayacağı için önümüzdeki sezon umutlanmam. Bunu çok net söyleyelim. Pattaya vay vay. Yani çok net söyleyeyim. Ya bir kere kişisel olaraktan ziyade arkadaşlar, hani bireysel performanslardan ziyade Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir sezonda Beşiktaş deplasmanı da olursa olsun pas isabet yüzdesi %75 olmaz. Bu takım pas oyunu oynayabilecek kalibreye ve gerekli rotasyona sahip bir takım. Bunu Erkan ve Taylan yapsa sesimizi çıkartmayız. Ama senin elindeki oyuncular, mesela dün bu kadar uzun top, genişte bu kadar uzun top oynayacaksın ve Mertens'ten verim alacaksın. Mertens kötüydü diyoruz ama kötü olur. Yani bu maçta oynayamaz arkadaşlar artık. Oynayamaz yani. Bu maçta oynayacak oyuncu Mertens değil. Ne yapsın abi? Kerem alıyor topu, Icardi'ye savunma arkasına top atıyor. Öteki alıyor, sallıyorlar topu resmen. Mancırık gibi top atıyoruz ya. Mancırık gibi top atıyoruz ya. Ya o yüzden bakın şampiyon olur bu takım ama çok ince bir çizgi. Önümüzdeki sezon umutlanmak bana çok zor geliyor yani arkadaş. Ya Icardi bile bir ara artık Kerem'e dedi ki yeter dedi yani. Icardi çünkü savunma arkası koşusu çok yapan bir oyuncu değil ki, zaten pivot santrafor yani. Adekugbe ile olmaz. Bakın mesela oradan başlayalım. Adekugbe ile olmaz. Tamam, başladın. Bakın ben Adekugbe ile başlamasına saygı duyuyorum. Abi herifler 20. dakikadan sonra bangır bangır o kanata işlediler. Ya maçı oku. Git de ki Raşisa ile Kerem'in yerini değiştir. Bari gitsin Raşisa. Gitsin Adekugbe'ye savunma yardımına gitsin. Kerem zaten bunu yapan bir adam değil biliyorsunuz yani. Yani hadi onu da geçtim ulan. Her şeyi geçtim ya. Ya arkadaşlar duran toplarda 1.60 boyundaki futbolcumuz rakibin en uzun Corley'i savunuyor ya. Ya yazık günahtır ya. Yazık günahtır ya. Zaten 3 duran topta da tehlike olmuş, görmüşsün. Ulan bari hemen saha içine müdahale et. Yani her şey fecaat. Hadi onu da geçelim. Oyuncu değişikliklerine gelelim. Maç 2-1, hala maçın içindesin. Beşiktaş kapanmış. Darda oynayacak Beşiktaş. Dar savunma açacaksın. Ya abi gidiyorsun Barış Alper'i alıyorsun ya. Ya Barış Alper gibi adam. Ya Şenol Güneş'e deseler, bunu 50 kere eleştirdik. Gerideyken alınacak adam değil. Bir tane pozisyon var bakın, çok iyi bakın. Maç 2-1 iken Barış Alper topu alıyor. Zaniolo koşu gösteriyor. Savunma arkasına at diyor bana. Topu istiyor. Ama Barış Alper'de oyun zekası olmadığı için Corley'i birebir gidiyor ve taç oluyor pozisyon. Ya bari git Yunus Akgün'ü al ya. Yani tercihler, maç okuma her anlamıyla felaket. Maç sonu açıklamalar daha da felaket. Yani maç sonu açıklamalar daha da felaket. Yani ben ne diyor? İtalya Ligi'ni izliyorum. Çok zevksiz bir maç var. Niye İtalya Ligi'ni izliyorsun abi? Herif seni çözmüş bak Şenol Güneş ya. Çözmüş ki Şenol Güneş yani. Neyse ya. Yani kısacası şunu diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi hani hiç eleştirmedim. Skor geldiği için eleştirsem çünkü linç yerdim sizden. Bunu biliyorum. Ama artık Pandora'nın kutusu açılır. Şampiyonluk benim için buruk bir şampiyonluk olur. Çünkü önümüzdeki sezon yani bu plansızlık bilmiyorum. Bu takım çok daha iyisini bana kalırsa hak ediyor. Çok daha iyisini hak ediyor yani. Ya hakemlik ne var ya? Hakemlik hiçbir şey yok la maçta. Hakem muhteşem bir hakem vardı yani. Yok abi biz çok kötüydük. Yani özellikle iki maçta da aynı. Karagümrük maçında da 1-0 öne geçtin hem de 3. dakikada Beşiktaş deplasmanına öne geçtin. Ya bir topu tut, tribünleri bir sindir deplasmanda. Ama inatla uzun top oynamaya devam ediyorsun. Bu acele niye? Ya top sendeyken bunu yapacak oyuncuların var. Oliveira'sı var, Mertens'i var elinde, Torreira'sı var. Yani bir topu yere indir ya artık. İndir yani. Topu yere indir. Diyecek çok bir şey yok. Yani Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi hazırlanmışlar gerçekten. James Morton. Neymiş James Morton'un sorunu ya? Bildikson'u satmayacaktınız hocam. Bu nedenle yaptığınız bir açıklamayı hak ediyoruz. Onun yerine daha iyi adam alacağım. Oğlum kulübe para soktu herif ya. Allah Allah. Çok kötüydük çok. Ya hem baskıyı azalttın. Kim lan? Oha. Gençler çökün lan. Mahmut'u Suso. Şşt, çökün lan. Oğlum Saka değil mi lan bu? Saka'nın kardeşi filan. Saka'nın kuzeni filan galiba. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu. Ne diyorsunuz? Mantıklısını yaptı Halit. Çok mantıklı hareket etti. Çünkü bize bassalardı. Bakalım gelecek mi ama? Biraz zor gelir bu adam bize. Evet. Kulübün maaş talebini karşılayacak bir mali gücü sahip olmadığını düşünüyor. Çok iyi adam ama şu an Blackburn ve Hull City zaten teklif yapmışlar arkadaşlar. Bu adam bize yedirmezler. Çok iyi çünkü yani. Kötüydük. Evet kiralıklar bitiyor. Şimdi kiralığa da gideceğiz. 10 gün sonra da anlamsız bir biçimde Arsenal'le oynayacağız arkadaşlar. Barbara transfer teklifi var. Yalnız bu adamı satarsak transfer listesinde zaten ne kadar? 5.000 euro olan. Oğlum 5.000 euroya satalım ya. Blair öncelikle transfer hedefi olmalı. Harvey Blair ne diyorsunuz? Biraz tombul bir arkadaş. Bunu besleyebilir miyiz Cenabeti Santönör tesislerinde? Bir teklif yapalım. Gözlemci raporu A+. Evet maaş talebi arkadaşlar. Genellikle ne yazık ki maaş talebinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet Jayden transferini iptal ediyoruz. Yönetim diyor ki 30.000 eurodan aşağı satma. Şampiyon olduk. Vallahi arkadaş ben hiç üzülmem. Ben hiç üzülmem şampiyon olmazsak. Altyapı tesisini geliştir reddetti. Altyapı seviyesini yükselt dedik. Onu da reddettiler. Yani bu takım çok daha iyisini vermeliydi sezon genelinde. Çok daha iyisini. Ya bu futbolla bu kaos, bu kadar panik futboluyla Fenerbahçe arenada sıkıntı ben size söyleyeyim yani. İnanın sıkıntı. Evet Barbar'ı satmayacağız ya. Para az. Liam Lawrence bu kimmiş? Oo! Stoper. 18 yaşındaki Regen. 4.5 yıldız mevcut yetenek. 4.5 yıldız potansiyel yetenek. Oğlum çok iyi lan. Agresiflik 17, cesaret 20. Çök. Aha. 83.000. Vallahi vereceğiz. 80 imza parasını da arttıralım. Bizi tercih etsin. Gol yememe primini de arttıralım. Nasıl her maç gol yiyeceğiz amına koyayım. Bunu da 85 yapalım. İyi mi lan bu adam? 83 iyi. Ne diyorsunuz? Baksanıza oğlum, çok iyi değil mi lan? Agresiflik 17, cesaret 20, 18 yaşında daha. Top kapma 14, pozisyon alma 13. Stoper için çok iyi özellikler bence. Vallahi evet işte, o sıkıntı. Graham Wood diye bir takım teklif vermiş arkadaşlar. O da National League, bizim alt taraf vermiş ya. Bizim National League güney vermiş. Biz National League'deyiz artık. Bakalım. Bu kimmiş? Ya. Geç. Vallahi çok iyi bence. Pası kötü ama işte uzun top oynayacağız zaten yine. Yine uzun top oynayacağız. Abi 50 ile 55 arası gol geliyorum dedi zaten yani. Beğenmedim. Evet, bu adam Coventry'ye gitti. Çok iyi adam ya. Zaten baksanıza transfer değeri hemen 2.7 milyon euro ile 5.6 milyon euroya çıktı. Bize yar etmezlerdi yani. Oğlum niye bileyim, Arsenal maçını bence de iptal edelim. Siz dün dediniz oynayalım abi dediniz de biz niye Arsenal'le hazırlık maçı yap? Ama hasılat yapabiliriz lan kendi sahamızda. Ne diyorsunuz? Şş, kendi sahamızda hasılat yapabiliriz ama. Valla bence de para gelir. Ama daha sezonun ilk maçından 14-15 gol yersek de bu iş sıkıntı, ben size söyleyeyim. İtibar gelir tabi. Bu kim? Bunu gözlemlettirelim. Yeni stadyum inşası da istedim yönetimden. Onu da reddettiler arkadaşlar. Abi Metin bence isteksizlikle alakası olan değil. Bakın bu oyunculara göre oyun oynamadığımız için bence oyuncular mutsuz. Şimdi Mertens'e göre oyun oynamıyoruz biz. Oliveira'ya göre oyun oynamıyoruz. İnanın futbolcular da bunun bence farkında. Bakın çok net bir şey daha söyleyeceğim size. Belki çoğunuz katılmayacak ama kim lan? Bir dakika. Maçın 2-1'den sonra, son 70'ten sonra Galatasaray topu yere indirdi. Yere indirince rakibin üstüne gitmeye başladık. Ve bu tamamıyla benim görüşüm, futbolcuların kendi inisiyatifi. Oha, bu kim oğlum? Thomas Blackburn. Bu bize gelmez ya. 5 yıldızdan her şeyi. Orta saha ve gizli forvet. Atalım mı bir teklif? Oğlum bu bize gelmez. Yedirmezler bunu bize. İmkan öte yok ya. Aha. Kulübü veririm amına koyayım. Kulübü 164 bin euro ne ya? Oğlum alayım mı? 109 bin euro. 40 bin euro imza parası atalım. Atsın kulüp amına koyayım. Başarı için para harcayacağız. 3 yıllık verelim. 3 yıl zaten. Burada temsilciye de verelim. Satış bedelinden payı da %30 yapalım. Üst lige çıkma %50 maaş artışı diyelim. Maç kadrosuna alınma primini de yükseltelim. Kabul eder mi acaba? 156 bin euro istiyor ya. Ama çok istiyorlar oğlum. Selam, hoş geldiniz dostlar. Yani imza parasını arttıralım. Başka da arttıramıyoruz zaten. Ek madde koyalım gençler. Milli takımla 10 maç oynasın. Zaten öyle bir şey olmaz muhtemelen. Milli takımla 10 maç oynadıktan sonraki aylık maaşı 126 bin euro yapalım. 230 bin euro. Yalnız şey olacak. Aha, kabul etti lan. Etti lan kabul. Şişt. Oğlum etti. Kim teklif vermiş ama? Teklif var. Aa, bir tek biz teklif vermişiz. Ama abi herifi Middlesbrough filan istiyor ya. North Country filan istiyor. İpmiş istiyor. Bunu çökerler arkadaşlar. Hikaye olur yani. Bu kimmiş? Yakışıklı abimiz. Hadi bakalım. Gelirse efsane olur ha. Manyak amına koyayım. Niye geliyorsun böyle bir takıma? Kafayı yemiş. North Country Blackburn için bu ne oğlum? Bu da Regen. Şşt. Oğlum chat bu ne? Bitiricilik 16. Yapabiliyorsun tabii yapabilirsin. Aydallah yapabilirsin. Ama ligi takip et de sadece. Gelmez ki oğlum herif. Nerede oynuyor? Wolverhampton'da. Mümkünatı yok, gelmez zaten. At siktir. Aha 60 bin euro istiyor lan. Şşt. Çıkartayım mı? 60 arttırayım mı ikna etmek için? Oğlum Regenler. Buradan sonra biraz Regen'e çıkacağız. İkna etmek için arttıralım bence, anasını satayım. Vallahi kabul etti. Çok enteresan. Ama bu adama teklifler var arkadaşlar. Deneme teklifleri neden veriyorlar lan? Ha, Bloxham teklif yapmış. Coventry City falan teklif yapmış ya. Bu herif gelmez bize gençler. Coventry, Kremlin. Bunlar teklif yapmış. Çok zor. Oğlum baksanıza kadromuza lan. Bu kadar kadroyuz. Transfer yapmamız lazım. 3 tane oyuncuyu istedik zaten. Çünkü seviye çok düşük Osman. İsmail Çipe. Gelmedi. Oxford'a gitti arkadaşlar. Puşt. Hiç. Bok var değil mi? Bok var anasını satayım. Onlar zaten şey var arkadaşlar. Yönetim şu an var ya, bütün istekleri bak yapalım. Şu an tamamıyla kapatmış durumda. Tamamıyla. Antrenörlük kursuna başlatsın bizi bari. Evet bir bakalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu transfer yapmamız lazım ya. Bir dakika, bu adam gitmedi mi ya? Bu adam daha gitmemiş. Ama bize yedirmezler. Hipne başkan ya. Para aklıyor Puşt. Hoş geldiniz. Puşt para aklıyor, para arkadaşlar. Gözlemleme raporları. Oha. Oha çok iyi değil mi? Sol bek lan. Hatta sol bek değil. Sol taraf, sol koridor. 28 yaşında Gambiyalı. Bu da gelmez ki bize oğlum. Bu heriflere alamayız bunları ya. Kulübün sözleşmeni istemiyor. Benim hedeflerime bağdaşacak kadar iyi bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Takip listemizdeymiş zaten. Bu kim? Standart bek. Ben Wittner. Oğlum çok iyi adamlar var ya. Evet öyle yapalım. Doğru diyorsun lan. Doğru diyorsun Emre. Doğru diyorsun. Bari şununla şöyle yapalım harbiden. İlgilendiğimizi açıklayalım. Oğlum bizim gazeteler zaten 50-60 kişi okuyor. Gerçi çok bir etkili olacağını düşünmüyorum ama. Şu adam da iyiymiş. Gözlemci raporuna göre aha. 108.000 euro. Ne diyorsunuz lan? Oğlum her taraf boş Memo. Her taraf boş. Ne dolusu lan? Vereyim mi bu sözleşmeyi? Biraz maaşı düşürüp şuradan 5.000 euro imza parası alsak. Oha 269.000 euro istiyor oğlum. Ya ben Gedson Oliveira noktasında aynı şeydeyim ya. Aynı noktadayım. Hiçbir değişiklik yok. Keşke Gedson her maç oynasa da ben geri gelsem. Gençler bu adam gelmez ya. 200.000 euro istiyor ya. Peki bunu kiralamaya çalışsak? Buna verdik değil mi teklif? Şu adamı çözmemiz lazım. Bu kim? Kela. Oğlum herif takım elbiseliyle fotoğrafını koymuşlar. Orta saha merkez. Ne diyorsunuz lan? Gelmiyor gelmiyor. Kiralık da gelmiyor. Yapşak oğlum çünkü bunlar. Bunlar tarih yazmaya üşenen puşlar. Everton'da abi. Everton'ı nasıl getirelim ya? Mendy yarı gelse. Şu iki tane adam var. O stoperle ofansif orta saha gelirlerse çok iyi olur. Abi biz Arsenal maçını iptal edelim oğlum. Bak 11 çıkmıyor lan. Oğlum vallahi 11 çıkmıyor bak. Gençler 20 tane yeriz. Ciddi söylüyorum 20 tane yeriz bunlardan. Lawrence'e gitti. Coventry'e gitti. Denemedeymiş ama. Denemeye gitti. Push biz seni transfer etmek istiyorduk. Niye denemeye gidiyorsun? Vay amına koyayım. Herkes oynayalım diyor. Tamam oynayacağız. Vay amına koyayım. Şimdi Gençler yani adam almamız lazım. Hakikaten adam almamız lazım. Gözlemci raporlarına göre adam çekmemiz artık şart oldu şart. Yani bunları A+ falan diyor da bu oyuncular iyi değil ya. Bir 12.5 üstü. Hadi lan iddia açın, hadi bakalım. Hadi bakalım iddia açın da görelim. Kiralayalım mı bunu? Kiralık listesinde ne diyoruz lan? Orta saha, ofansif orta sahada oynar. Fena değil. Teknik 13, pas 11. Bence de alalım en azından. Kiralık listesindekileri alalım yani. Doğru diyorsunuz. Sol bek. Raven'ın en öncelikli transfer hedefi olmalı. Fiziksel fena değil ya. Dripling kötü ama. Aleykümselam. Geliyor da. Oğlum yalnız hepsi şey koyuyor, ben size söyleyeyim. O çok sıkıntı. Şu Arsenal maçına kadar bir iki oyuncu alsak fena olmayacak ya. Orta saha. Transfer listesine bakalım. Şuradan bakalım ya. Bunlara bakalım gençler işte. Ah ah. Aa, buna imza attırabiliyoruz hala. Neden böyle oldu? Bir dakika gençler, bakar mısın? Aleykümselam Bozkurt. Bu adam denemeye gitti. Ama imza attırabiliyoruz. Verelim mi bir sözleşme daha? Oğlum çok zor lan. Vallahi çok zor lan. Abi arttıralım o zaman. Bu herifi 100.000 euroya 99'a çıkalım. Oğlum harbiden çok zor gençler. Cidden çok zor. Ama çok eğlenceli. Tavsiye ederim size yani. Hasrati ne diyorsunuz? Hoş geldiniz gençler. Bence de gelmeyecek ya. Gelmeyecek. Bence de gelmeyecek. Biz forvet de çekmedik ha. Biz forvet çekmemiz lazım bizim. Alayım mı çakma Sturridge ya? Smith gitti oğlum. Gitti. Yedek forvet alarak alalım mı bunu? Alamıyoruz ki, sözleşmesi var. Lingard. Vallahi daha şu an kabul etmediler şeyi. Antrenörlüğü daha cevap vermediler açıp. Daha cevap vermediler. Cevap bekleyeceğiz. Böyle kiralama listesine gelelim yine. Oğlum leş oyuncular var ya. Ya biz muhtemelen geçen sezonki kadrodan daha berbat bir kadroyla üst ligde oynayacağız. İmzaladım. Sözleşme imzaladık ya. Sözleşme imzaladık. Allah'tan orada sıkıntımız yok. Oğlum bak şu maç çok tehlikeli maç ya. Bak Jakob Mendy'ye Forest Green falan gitmiş. Cık, gelmiyor. Kim teklif vermiş Revan'a? Oxford City. Her boktan Oxford City çıkıyor ya. Ama bizde alt ligde oğlum bunlar. Bizi tercih eder herhalde yani. Hoş geldiniz. Valla küme düşmezsek bu sezon zaten bizim 24. olacağımızı düşünüyor basın. Oğlum bu maç çok kötü maç ya. Oğlum vallahi çok kötü maç bak. Üniversitenin niye takımı olur hakikaten amına koyayım ya. Ne üniversite takımı acılar. Player da gitti. Evet, Arsenal maçında tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor. Cumartesi oynanacak hazırlık karşılaşmasına 6500 adet taraftarın gelmesi bekleniyor. Şey gibi. Bu da gitti. Oldama gitmiş anasını satayım. Oğlum şu çocuğu alsaydık ya. Sözleşme teklifi. Ben bu çocuğun sözleşme teklifini maksimuma çıkartacağım arkadaşlar. Her şeyin maksimumunu vereceğim. Bir tane oyuncuya ihtiyacımız var ya, sürpriz edecek. Her şeyi de vermişiz zaten. Oğlum şu adamı alalım bari ya. Şu adamı alalım ya. Gillingham oğlum çok iyi takımlar istiyor. Hoppa. İşte biraz tek şansımız var. Şu an transfer döneminin sonuna geldiğimiz zaman mesela Holm de istemiyordu. Geçtiğimiz sezon Holm'ü biz böyle aldık. Aha. Niye erteliyoruz? Oğlum herif geliyor lan. Ah çıldıracağım, adam geliyor oğlum. Bu herif geliyor lan. $2700 ve toplayalım şurada ya. Birilerini satmamız lazım. Bu transfer listesindeydi zaten. Bunu da yapamıyorum. Bütçe ayarlamasında maaştan transfer bütçesine de aktaramıyorum. Orayı da kitlemiş. Orayı da kitlemiş. Vermiyor ya. Siktir oğlum. Böyle bir maça biz niye çıkıyoruz ya? Böyle bir maç niye var? Çok eksik yerlerimiz var gençler bizim ya. Bu adamla çıkıyoruz çünkü sol taraf oyuncumuz yok. Bilmiyorum ki, öyle otomatik olarak geldi. Gençler bakın şimdi. Eksik noktaları bir yazalım. Sağ taraf bak. Şuradan şu roldeki yeteneklerine göre baktığımız zaman şu ana kadar en sıkıntılı noktalar sağ taraf, ofansif sağ, gizli forvet ve sol taraf. Ofansif sol taraf. Ya onun dışında çok kötü değil aslında lan bakarsanız. 4 yıldız, 4,5 yıldız falan var. Ya ama bu maç. Bir de yedek takımla çıkarlar. Oğlum heriflerin çıktığı kadroya bak ya. Tomiyasu, White, Gabriel, Zinchenko, Odegaard'ı koymuş. Ya yazık günahtır. Allah bildiği gibi yapsın Arteta seni ya. Adam Odegaard'ı koymuş amına koyayım. Yalnız tribünler tıklım tıklım. Oğlum bir gol atarsak öpüp başımıza koyalım. Bu maç acayip bir noktaya gider, ben söyleyeyim size yani. 7 dakika 5 şut. 10 dakika 6 şut. Ya sen kimsin Zinchenko'ya çalım atmaya çalışıyorsun ya? Zinchenko çalım atmaya çalışıyor. Dribbling yeteneği 2. Yedik. Tabii ya. Oğlum 22 dakikada gol yemememiz bile bence büyük bir olay yani, ben söyleyeyim size. Çok enteresan. Büyük bir olay. 22 dakikada Arsenal'le tutmak 0-0'da büyük olay. Yedik. Yedik, geçmiş olsun. Başlıyor seks. Dur lan. Bak. Bak topuna pas. Salak! Gabriel Jesus nedir ya? Utanın ya. Kendinizden utanın ya. Lan! Lan! Oğlum çok enteresan noktaya gidebilir maç. Hadi yürü, yürü. Çık hızlı çık. Çık hızlı. Oğlum uzun top oyna. Uzun. Ne kısa pas yapıyorsun? Sen kimsin kısa pas yapıyorsun ya? Gol. Seks başladı arkadaşlar. Seks başladı. İyi dayandık. 26 dakika iyi dayandık bence. İlk posta geç geldi. İlk posta çok geç geldi. Yalnız tribünler çok iyi. Bakar mısınız? En azından tribünler dolu olması bir bizim için moral motivasyon. Attığın topu osurayım ben senin ya. Vallahi çok iyi dayandık gençler. Oğlum o taktik bu maçta denenir mi lan? Hayvan herif. Gabriel Jesus oynatmış. Enketia'yı oyna. Aha 2-0. Çok fena başladı. Çok. Gökhan diyor. Siktir. Oğlum bu maç 8-0 falan biter muhtemelen arkadaşlar. 8-0'a falan gider bu maç yani. Çok net gider. Çok üzgünüm ama. Bir de stoper yazalım. 4 net transfere ihtiyacı var bu takımın. 4. Şutumuz yok. Aferin lan kaleci. Olur olur 8 ya. Vallahi olur. Vallahi olur bak. Kale çok iyi çıkarttı ha. Yeni transfer. Tribünlerdeki coşkuya bakın amına koyayım. Ulan bir gol atsak bari ya. Bir gol atsak bari ya. Bir gol aç kaleye attır işte Arteta. Tarihi kulübümüzün en önemli golü olsun anasını. Ne olur yani ölür müsün? Ama yok tiki taka şovunu bize yapanca ha. Aferin lan. Lan yürü. Lan yürü lan. Lan yürü hol. Vur lan. Oh. 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 Ah direkten döndü. Ömrümü bıraktım. Geri zekalı. Artı 100.000 euroydu lan bonservisin. Artı 100.000 euro yapacaktı. Yürü lan. Arsenal şaşırdı. Ah. Yedik. Hoppa. Geçmiş olsun 3-0. Arsenal'e şut çekmek bir de direkten dönen şutun. XG'si vardı yani. Tarihimizin en büyük başarısı an itibariyle bu. Devre arası bir gaz vereceğim oyunculara aynen. Oğlum 5 olur bu maç. Olur olur ikinci. Bak istatistiklere baksanıza ya. Oha. Aferin lan kaleci. Oyuncu değiştirmezse var FM Galatasaray YouTube kanalımda. Rezalet ya. Denecek bir şey yok. Su fırlatayım mı? Sinirle çok kötü oynuyorsunuz. Kendinize gelin. Şimdi yedek alacağız ama yedeklerin hepsi sahte oyuncular arkadaşlar. Yedek yani yedek alacak yedeğimiz yok. Hepsi sahte oyuncular olduğu için mecburen aynı kadro devam edeceğiz. Açıkçası Arteta'nın da biraz şöyle bir... Oğlum hala Odegaard'ı oynatıyor. İnsan 45 dakika oynatır Odegaard'ı ya. Burada bir açalım Arsenal dizilişini. Ha, aynı kadroyla oynuyor herif ya. Ayıptır lan ayıptır. 6500 kişi var lan. 6500 kişi en azından para kazandık gençler öyle bakalım. Yok oğlum bu deneyemeyiz ya. Olsun. Yok bu maçta denenmez be kardeşim. Hadi be. Hadi be. Oh! Ne yaptın ya? Atıyorduk lan, yine ucuz kurtardı. Bak foul ya, foul. Rot artı almış, Allah Allah amına koyayım. İnsan altyapıdan oyuncu alır, oyuncu gelişimi için. Allah'ın cezası herif. O ne yaptın amına koyayım? Arsenal tribünlerine vurdu topu lan. Oğlum o neydi lan? Ağlayacağım, bu nasıl bir seviyedir ya? Biz ne oynuyoruz ya? Ağlayacağım ya. Oğlum bir şey diyeyim yalnız. Gol beklentimiz bence Arsenal karşısında fena değil lan. 0.84 gol beklentisine ulaştık gençler. Şu takımla. Vallahi 3.5 alt alanlar yaşadı, ben size söyleyeyim. Oğlum çok iyi lan. 0.84 gol beklentisiyle bitirdik. 2.81 gol beklentisi verdik. Bence çok iyi. Bu takımı yaparız, ben size söyleyeyim. Bence iyi performans. Elleri cepheye atalım. Performansınız gayet iyi. Amına koyayım, konsantrasyonunu kaybetti. Ali herifleri öldü, konsantrasyonunu kaybetti gerizekalılar ya. Şimdi gelenlerin bir transferlerini halletmemiz lazım ilk önce. Ondan sonra hazırlık maçları devam. Olan adamları övdük, adamlar tribe girdi. Ne manyak bir şeydeyiz biz ya. Keşke şeyi de verse. Mesela hasılatı niye vermiyor abi? Maç hasılatını niye vermiyor? Keşke maç hasılatını da verse. Acil 21 euroya ihtiyacımız var. Acil. Şu stoperi parasızlıktan kaçırırsam çok üzülürüm. Manyaklar amına koyayım ya. Rakibi sağdan sildi. Acil para ihtiyacımız var gençler. Gidecek o. Regen gidecek. Ben ona üzülüyorum en çok. En çok Regen'e üzülüyorum. Ya alalım mı şu Kasrati'yi ya? Çok iyi gözlemci raporu var. Ne diyorsunuz? Orta sahaya. Alalım mı? Alalım anasını satayım. Ne yapalım? Oynamıştık biliyorsunuz Kasrati'yle. Çok kötü değil ama iyi de değil, ama ne yapalım yani? Gözlemci raporuna göre hareket edeceğiz. Kötünün iyisi, aynen kötünün iyisi yani. Ya orta saha şu 10 numara gelse çok iyi olacak bakın. 10 numara gelirse... Bir dakika. Ya neyin transfer toplantısı? Hadi yapalım transfer toplantımız bakalım. Forvet. Hızlanması güzel. Başka hiçbir boku yok. Kötünün iyisi KK gibi namına koyayım. Ulan ne adamsınız ya. Alayım mı? Bence de bitiriciyi çok kötü ya. Bunların önerisi arkadaşlar bize. Kalecimiz zaten var. Kaleciyi geç. İyi lan. Fena değil stopere. Ama adam Yeovil'de abi. Yeovil'den bize niye gelsin ki herif? Kiralık da gelmiyor zaten. Ya bitir top. Bırak ya. Üf, siz de toplantı yapan da hatanısını satayım. McFadden. Oha. Çok iyi lan. Buna ne diyorsunuz? Emre hiç bütçe ayarlamıyorlar kardeşim ya. Hiç bütçe ayarlamıyor. Bu adam fena değil sanki McFadden. €106.000. Vallahi vereceğiz abi, yapacak bir şey yok yani. Oğlum şu adam gelse çok iyi olacak da. Kasrati'ye hemen teklif gitti ya. Allah'tan bizle alt ligde herhalde bizi tercih eder. Şu 10 numarayı alırsak gençler, 10 numarayı bence de bitirecek hikaye bu oyunda. %100 katılıyorum sana. %100 katılıyorum sana. Bitiricinin en kötü özellik bitiricilik, hatta öyle diyeyim ben sana. Öyle, ben 12 bitiricilik olan adamla 45 gol attırdığım oldu. 18 bitiriciliği olan adamla 25 gol attığım sezonu hatırlıyorum yani. Çok doğru yorum. Aha Barber. Satıyorum. Para lazım. 9.000 dolar. Satıyorum. 8.750 dolar. Satıyorum. Sattım. Evet, bir tane kiralık transfer. Orta sahaya Evans'ı aldık arkadaşlar. Bir gözlemci raporu doğrultusunda transfer etti. Açıkçası Arsenal maçında da çok kötü değildik. Umut verdi ya. Yine yönetim engelledi ya. Oğlum niye 30.000 euro? Kim versin bu adama 30.000 euro ya? Anca mafya, organ mafyası verir buna 30.000 euro amına koyayım. Kim verir 30.000 euro? Yönetimin girdiği triplere bak ya. Bırakmayız diyor ya. Bırakmayız diyor oğlum. O parayı bırakmayız diyor. Ulan kim verecek lan? Anca böbreği için organ mafyası o kadar para verir bu adama. Bu başkan FETÖ'cü, FETÖ'cü. Başkan FETÖ'cü. Açıklaması yok gençler. Millwall filan istiyor abi. Millwall filan istersen bize niye gelsin bu adam? İmkan ötesi yok gençler. Hala şu ama 18-20 yaşındaki ofansif orta saha karar vermedi. Bir ondan umutluyum şu an. Tabi transfer bütçemiz de yok. Yaparız turnuvaya. Draft yaparız. Bu hafta sonu yapalım lan. Harbi bakın, bu cuma akşamı draft yapalım gençler, olmadı. Ciddi söylüyorum bak. Database çok büyük hacım. En büyüğü. Yani İngiltere Ligi'nde hepsi açık. Ama ufak liglerde hepsi açık değil. 150.000 oyuncu var şu an. Bu kim? Abi tamam, çok iyi şey de kiralasın. Bak yine 8.750. Ah gitti bizim adam ya. Allah kahretsin ya. Gitti. Gitti. Ekran kartım neydi ya? Wrexham 570. Gitti. Bunu da alamıyoruz. Biz ne bok yiyeceğiz abi? Biz serbest oyuncu da alamıyoruz ki gençler. Biz serbest oyuncu da alamıyoruz amına koyayım yani. Serbest oyuncu için bile transfer bütçesini aldım. Çıldıracağım şimdi ya. Bak Mendy de gitti. Adam da sattırmıyor amına koyayım. Bir adam satacağız ya. Bir adam satınca o bizi kurtaracak aslına bakarsanız ya. Antrenör oluyor. Amına koyayım. Antrenör öneriyorsunuz da antrenörün çalıştıracağı futbolcu yok. Futbolcu. Alo. Bu kim? Yok 20 veremeyiz lan. 20 çok. Antrenör öneriyor gelmiş bana ya. %100'ünü nasıl vereyim amına koyayım? %100'ünü verecek para mı var bizde ya? Evet bir santrafor. Fena değil lan. İskoç. Luis Aprare. İmza parası vermeden öyle yapacağım şimdi. Onu deneyeceğim. Onu deneyeceğim. O oyuncu gelmezse Emre. Şu, hala galiba şeyi iptal etmediler. Oğlum şu adamı almamız lazım. Yönetim gel buraya gel. Gel. Hoş geldiniz hocam. Lawrence transfer ederek bütün takımlara gözdağı vermiş oluruz. Bu transferi gerçekleştirmek için şu anki transfer bütçesi yeterli gelmeli hocam. Aa gerçekten mi ya? Aha bak Allah'ın işine ya. Bu işlemi gerçekleştirmezseniz rakiplerimizden geride kalacağımızı düşünüyorum. Biz kulübümüzün şu an yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden talebinizi hala kabul edemeyiz. Çok kritik. Ne kadar isterseniz bunun bir faydası olmayacak. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin. Yine erteleyeceğiz. Oğlum şu herifi almak muazzam bir şey ya. Öyle yapacağım birazdan. Şu yalnız Tezkır'ı koymadılar galiba. Şu an bakın bu herife hayır demedi. Ultimatum koymadı Jayden Berber'a. Biraz önce oğlum ne dengesiz bir yönetim bu. Biraz önce 30.000 euro istiyordu. Şu an teklif geçerli. Evet, hazırlık maçı. Bu kim? Sahte oyuncu çıkıyor anasını satayım. Hızlı oynayacağım arkadaşlar hazırlık maçını. Tabii biz Berber'i satacağız da Berber'i satarken de bu arada bir de sağ bekte alacağız. Transferlerin son günü oyuncular birazcık daha şey oluyorlar arkadaşlar. Bir tık hızlı oynayacağım yalnız. Bak seyirciler bomboş. Tabii Arsenal görmüş seyirci gelir mi maça? Bir tık hızlıya alacağım. En azından bakalım mücadelemiz nasıl olacak. Yani gerçekten Arsenal karşısında bunu hani şey olarak söylemiyorum. 0.84 gol beklentisi üretmek ki sol tarafta oynayan oyuncumuz, sol kanat oyuncumuz, ofansif sol kanat oyuncumuz sahte oyuncu. 1-0. Sahte oyuncu lan. Bildiğiniz sahte oyuncu yani. Yok öyle bir oyuncu yok dünyada. Regen de değil bakın. Bu arada size dün bahsetmiş olduğum taktik ha. Manchester United'da denediğim taktik. 4-2-3-1. Bu Ketring'in nerenin takımı ya? Ben de ona bakacağım şimdi. Kettering nerenin takımı? Ona göre gaza geleceğim. Kendimi gaza getireceğim ona göre. Şimdi bakacağım. Bizim bir alt lig. Alt ligdeymiş. O Dixon iyi topçu hocam. Dixon cidden iyi topçu bak. Tabii çıktığımız yerde diğer grupta. Biz South'taydık, bunlar North'ta. Oy, bu ne? Oğlum bu adam Dixon bizi yaşatan adamdır arkadaşlar. Hem transfer ettik hem kiraladık. Gole bakın. Şş. Müthiş. 5 milyon yazdı da bizim oyuncumuz değil. Kendi oyuncumuz değil. Dön. Yalnız çok iyi oynuyoruz ha. Sigarda gölgesinde rakı içelim. Kendi rakımızı kendi yapıyoruz Emir. Boğma rakı yapıyoruz oğlum biz burada. Maddi imkansızlıkları görüyorsunuz. Ya bak iyi bir bu taktiğe çok güveniyorum çünkü. Hakikaten çok. Ulan Manchester United'ı transfersiz tatil modunda şampiyon yaptım Premier Lig'de bu taktikle. Hakikaten taktiğe çok güveniyorum. Sadece 1-2 oyuncu alalım. Ha! Ah salak! Ay, şampiyon olamayız. Playoff yapamayız bu sene ama bence ligde kalırız ya. Vallahi kalırız. Ama işte 1-2 adam, özellikle hücum anlamında 1-2 adam çözmemiz lazım. Holmoran'la hoppa! Dixon Show! Dixon Show yapıyor. Diğer yayın da saat 8.30 gibi başlarız milli takım yayınına ya. 8.30 gibi. Çok güzel bir sezon olacak bence. Yani keyifli bir sezon izleyeceğiz. Çok daralacağımız, çok küfür edeceğimiz anlar muhakkak olacaktır arkadaşlar. Ama iyi bir sezon izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Valla bu Dixon iyi. Dixon iyi. Biraz arkasına bir tane daha oyuncu koymamız lazım. Şöyle gizli forveti özellikle. Onu besleyebilecek bir tane daha oyuncu koyarsak neden olmasın. Evet golü yedik 5-1. Avrupa Süper Ligi'nde şampiyon olduk. O kariyer bitti Emir. Olduk. 6. sezonda şampiyon olduk. Galatasaray'la. Şimdi milli takımda bir hedefimiz var. Milli takımda da enteresan gitmiyor. Güzel gidiyor. Yani İtalya'yı yendik lan deplasmanda. Oğlum bu Dixon acayip lan. Acayip koşu bırakıyor. Şimdi ikinci yarı sahte oyuncuları dolduracağız. Olduk. Oğlum bu Dixon acayip savunma arkası koşusu atıyor. Hoppa! Holm! 6-1! Yine gördüğünüz gibi Takatuka var arkadaşlar. Tiki taka değil, Takatuka. Takatuka. Ama iyi fiyata sattık onu ha. Holm, evet, Holm mevkisi olmadığı bir noktada nerede oynamasına rağmen etkili oldu. İyi bir ilk yarı. Yani denecek çok fazla bir şey yok. Şimdi ikinci yarı sahte oyuncuları komple alacağız. Bunların yedeklerimizin hepsi sahte bakın arkadaşlar. Yani Regen de değil. Regen olsa bir umut. Sahte oyuncularla oynayacağız. Mecburuz. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Ay Evans alalım kiralık. Dixon çıksın. Ryan Davis'i de alalım. Tempomuzu da artık düşürelim. Şimdi sağ bek. GF. Tak. Sağ. Tak. Sol. Stoper. 5 adam lazım bize. Sağ bek, gizli forvet, ters ayaklı kanat oyuncusu, sağ sol, stoper. Nerede lan scoutlar? Alo, yalnız ne gol attı lan? Oha! Bu adam golü atan sahte oyuncu mu lan? Bir dakika bakacağım ona şimdi. Acayip bir gol attı lan. Şimdi bir bakacağım ona. Hey, uzaktan şut yedi. Ona koyayım. Beş transferle belki bir şeyler yapabiliriz. Unutturmayın, sözleşme verirken imza parasını çıkartalım. İmza parasını çıkartalım sözleşmeleri verirken. Guardiola gibi aldın Dixon'u. Vallahi öyle, aynen öyle yaptım hacım. Rick. İyi iyi, takım iyi. Bak sahte oyuncularla bile fena oynamıyoruz. Güzel takım. Şu genç Regen stoperi bir çözebilsek arkadaşlar var ya, inanılmaz iyi olacak ya. Yani aynı zamanda o tarz oyuncular bizi kulübü yaşatacak oyunculardı arkadaşlar. Gördüm ya Goreska'nın dediğini. Vallahi gördüm, şaka gibi anasını satayım ya. Ya olur abi, adam osuruyor. Olur, bazı insanlar çok gazmandır. Bizim de öyle arkadaşlarımız vardı yani. Açık alanda çok şey, kapalı alanda laf ediyorduk da açık alanda osursun abi. Yapacak bir şey yok yani. Devamlı belki proteinle beslenmekten de kaynaklanır. Beslenmesiyle de alakalı bir sorun olabilir. Evet, denecek bir şey yok. İyi bir oyun arkadaşlar. 7-2'lik galibiyet. Şimdi şu olayları artık biraz çözmemiz gerekecek. Şu adamı getirmemiz lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Sadece şey olarak bakmıyorum. Ne oldu lan o adama? Lawrence. Ya bu adam bize para da kazandırabilir önümüzdeki senelerde. Aynı Dixon gibi. Ve herif kabul etti ya. Herif yani. Proteinden tabii. Et dışı bir şey yemiyordur. Gaz yapıyordur o. Normal yani. Goretzka da kendine baksın. Goretzka sanki o. Ben nefret ediyorum böyle osuru şey yapan, anormalleştiren insanlarda. Ama koyayım, sanki sen kendini osurmuyorsun yani. Normal. Oy, gençler çökeyim mi la? Şşt, stoper. Çok iyi. Fiziksel özellikleri fena değil. Evet, şimdi imza parası vermeyeceğiz. Ama 127.000 euro istiyor ya. Maç başına ücret 1000 euro. Ah siktir oğlum. Bizim yemek paramız lan. Bir aylık yemek paramız anasını satayım. Yok, uza. Çökemeyiz acı. Osuruksuz, kemiksiz. Tabii tabii ya. Tabii canım ya. Protein yemekten. Ne yapsın çocuk? Şu şeyi bekliyoruz. Yaşatacak bizi. Yani şu Barber'ın Elset'e gitmesi bizi yaşatabilir arkadaşlar. Kaleci antrenörü alıyoruz ya. McFadden gitti. Bu da kiralamayı reddetti. Allah seni de bildiği gibi yapsın. Kondisyon antrenörü de aldık. Kasrati geldi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Florian Kasrati. Orta saha rotasyonuna bir adam diyebiliriz. Biraz yedekler en azından sahte oyuncu olmaz. Kasrati ile daha önce oynamıştık. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Oynadık biz bu herifle ya. Tabii. Bir kiralıkta 26 maç 2 gol 7 asisti vardı. Fena değildi. Rotasyonda Holm'i yedekleyeceğiz işte. Kiralık. Yok lan, kiralık değil. Şu an tam aldık. Tam aldık. Komple aldık. Komple bizim. Mal bizim. AKP'li mi? Oğlum niye adam kovuyoruz? Kovma, iptal et. Bu adam iyi ya, Max Collins. Teknik heyete personel olmasını talep edelim. Her şeye hayır diyor ama adam haklı. Çok kötü maddi durum arkadaşlar. Herife ben de kızamıyorum yani. Ben de kulüp yöneticisi olsam ben de bir dururum. Ama bence en dönüm noktamız olacak sezon olmuş, sezon olacak olabilir. Şu iki sezon. Antrenör kontenjanı yükseltiydi. Aa hayret. 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 Bir tane de kaleci antrenörü aldık. Hartley kramponlarını astı. Hadi bakalım. Yönetim ilk defa bir şeyi kabul etti. İlk defa. Evet gitti. Jayden Barber gitti arkadaşlar. Ama sadece transfer bütçesine 3100 euro ekleyebiliyoruz. Ne yazık ki. Çünkü kullanım yüzdesini %35'e kadar çıkartabildik transfer bütçesinin. Şimdi şu çocuğu çözmemiz lazım. Bunu bir yerden yapıyorduk ya. Çabuk gel diyorduk. Niye öyle olmadı? Karar ver diyorduk. Karar ver diyorduk değil mi lan? Nereden yapıyorduk onu? Bu da iyiymiş be. Sol taraf işte bak. Kiralık. İyiymiş. Hız 14. Agresiflik 14. Siktir. Daha üst kaliteli oyuncularla oynaması lazımmış beyefendinin. Evet, ismini mi tıklıyorduk? Tamam, onu halledelim hemen ya. Sağ tıkla. Niye olmadı? Diğer diyelim. Yo. İmza attırdı oğlum. İmza attırdık biz bu adama. Bekletiyoruz sadece. Bir dakika şimdi. Şimdi bir dakika bakın. Ya abi çok bok oldu ya. Şimdi bakın bu sol beki alırsak oyuncuya bütçe yetmeyebilir. Buna da para veriyoruz. Bence önceliğimiz o stoper olsun. Abi transfer bütçesine bak ya. Ama genel durumu 183 bin euro yaptık ya. Oynayamıyoruz. Antrenman tesislerini geliştir bari. Bakın geliri en çok burada arttırmışız arkadaşlar. Yeni Arsenal maçındaki bilet satışı ya. Alayım mı? Bir ertele diyeceğim. İlk önce Regen'i çözmemiz lazım ya. Stoper Regen'i. O stoper Regen'i çözemezsek bu iş sıkıntı. İlk hedefimiz o olması lazım. Şimdi transfer dönemi sonları yaklaştıkça da bizim bu takip listemizde takım bulamayan oyuncular daha yumuşayacaklar. Ya mesela lan ben senin takımında forma giyer miyim diyen tip en azından bizim için daha bir şey olacak. Oo iyi antrenör. Kararlılık 16. Hücum 11 gel. Bir tane antrenör yerimiz var oğlum. Daha kimi alacağız zaten. Ya bir şey diyeyim mi size? Büyük takımla hazırlık maçı ayarlayayım mı? Oğlum para kazanıyoruz lan. Kendi sahamda gideyim mi? Büyük takımla hazırlık maçı ayarlayayım mı lan? Bunu iptal edik. O para kazanmamız lazım. Yüksek itibarlı yabancı. Dender ne ya? Ama onu açmıyorlar acım. Başkasını seçin diyelim. Oğlum ne Manchester? O kadar değil la. Manchester'sı falan demeyelim de bir dakika tarihi ilk önce ayarlayalım. Bir dakika. Böyle 6 Ağustos'a başkasını seçin. Tottenham olsun mesela. Tottenham'a maç teklif ettik. Bakalım Tottenham kabul ederse en azından dediğim gibi bakın birazcık oradan para kazanabiliriz ya. Aslında Galatasaray Fenerbahçe'ye de bak. Hakikaten lan bir dakika dur. Türk takımlarına bakalım. Nerede lan gördünüz mü? Ben göremedim. Niye göremedim? Oğlum bu kadar altta mıyız bizim itibarımız ya? Zenit. Bir de Leverkusen'e çarptık. Neyse, bulaşmayalım Türkiye'ye. Türkiye'ye girince sıkıntı ya. Boş verin, hiç girmeyelim Türkiye'ye. Yok kardeşim ya. Çalışma izni çıkmıyor ya. Buluruz. Teklif de ayarlarız. Güzel öneri ama anca ilerleyen zamanlarda üst liglerde. Şuraya bakın kadro sayımıza ya. Yok abi bu olmuyor arkadaşlar. Olmuyor ya. Alamıyorum. Alamıyorum. Herifi alamıyorum. Alamayacağım yani. İptal ediyorum abi, herif gitsin bari şey yapsın. Çok üzüldüm ya. Bir daha deneyeceğim anasını satayım. Bu sefer imza parası vermeyeceğim. İmza parası vermeyelim. Nasıl olsa her maç gol yeriz. Hadi bakalım ya. Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum ya. Ya şu adam çok kritik ya. Dixon gibi etki yapabilir bize ya. Bir şey söyle. Jayden Smith falan ne yapıyor lan acaba? Alayım mı kralı sol tarafa? Serbest. Ne diyorsunuz la? O nankör Eyşan, köpek, it, soysuz, puşt. Oyuncum sizinle hiçbir şartta pazarlık. Ne yaptık oğlum? Anana mı helallendik Jayden? Anasına helallendik sanki. Altyapıyı da geliştirmiyorlar. Ah oldu. Oldu lan, oldu oldu. Oldu. Evet, imza parası vermeyeceğiz arkadaşlar. Transfer bütçesine yansıyor. Lawrence bence sezonun en iyi transferini yaptık. Yuppinana. Oğlum çok mutlu oldum anlamsızca lan. Geldi geldi. Hayırlı uğurlu olsun gençler. Mekin. Ya sen nereden çıktın? Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi transfer yaptık. Çok çok iyi. Adamı geliştireceğiz. Çok iyi transfer. Oğlum çok mutlu oldum lan. Kadroyu genişleteceğiz. Şimdi stoperi hallettik. Sağ bek. Sağ bek. Sağ bek almamız lazım. Ya o adam sadece şey de değil gençler. Yani nasıl diyeyim size? Sezonun genelini toparlayabilir. Yani bizim önümüzdeki seneler için yatırım transferi olmak da lazım. Oğlum bunlar nasıl sağ bekler ya? Takip listemizde kim var sağ bek? Swindon'da herif nasıl gelecek? Sağ bek almamız lazım gençler, kötü. Açacağız, şey yapacağız. Özellik set yapacağız. Rol için savunma, kanat bek, destek. Bu kadar çok önemsemeyeceğiz dripling'in ilk kontrolünü, markajını falan, orta yapmayı, pası. Buranın seviye farksız. Biraz hızlanma, çeviklik, dayanıklılık bence. Yani şunlar en azından bir 11 olanlara bir bakalım. Bak çıktı adamlar. Bu herifi... O herif geliyor bize. Bir dakika. Aldır. Sağ beki koyduk. Koyduk. Ya şampiyonluk gitti mi? Bence iyice ortalandı. Bunu söylemek mümkün. Akşam daha detaylı konuşuruz ama açıkçası ben sadece şunu söyleyeyim dünden size sonra. Giderse de çok üzülmeyin. Ben üzülmeyeceğim çünkü. Ben üzülmeyeceğim. O gelmez be Max. Bu adam iyi. Farkında mısınız? Çok iyi sağ bek transferi olur. Şimdi sağ beki çözdük. Takip listemizi şöyle yapalım. İnşallah gelir bu arada tabii. Şimdi ne dedik biz? Sağ taraf. Dixon'ı forvet oynatacağız zaten. Sağ taraf. Ne diyorsunuz la? Genç yine 18 yaşında. Hız 13, hızlanma 14. Bence ben dünden sonra arkadaşlar olmazsa sadece gelecek sezon için umutlanırım. Bak çok netim biz size bu konuda. Hiç üzülmedim. Gram üzülmedim. Gram üzülmedim yani. Hiç o yüzden siz de kendinizi üzmeyin. Ulan gelsene be. Şişt. O zaman niye yapacağız? Özelliklere göre alacağız arkadaşlar. Ya da şu gözlemci oyuncularından bir bakalım. Bu da çok iyi diyor lan. Neresi iyi lan bunun? İyi mi sizce? Okan'la biz zor alırız arkadaşlar. Okan'la Avrupa'yı girmeyeyim diyorum ama çok şey yapmayın yani. Şimdi özellik seç. Rol için hücum görevleri, orta alan görevleri, ters ayaklı kanat oyuncusu, hücum. Tabii ki bunların hepsinin olması mümkün değil. Ya biz pasa çok takılmıyoruz. Tekniğe çok, uzaktan şut. Hele vizyon burada, özel yetenek, ön sezi, soğukkanlılık, karar alma, geç baba bunları. Dripling, hız, hızlanma. Biraz da orta yapma olsun hadi. En az da 12'leri çıkart bana. Hiç yok. Ben buna. Vallahi bu adam çıkıyor arkadaşlar. Oo, fena değil. Ne diyorsunuz? Hızı kötü ama ben fena değil ya. Bir gözlemci raporu da istedi. Ama gözlemci raporu alamıyoruz. Heh. Kiralık gelsin ya. Kiralık gelsin. Kiralık gelsin. Şimdi gelelim ofansif orta sahaya. Biraz teknik pas ararız. Ya abi ya. Öf. Ama şu herifi bununla daha önce ilgilenmiştik, hatırlarsınız. Bu kadar veremem yavrum sana. Bir teklif saldık bakalım. Bu kim lan? Pakistanlı. Gel kral sen bize kiralık. Vallahi geliyor. Al lan size Pakistanlı 10 numara atıyorum bak orta saha. Gayet de temiz. Teknik 13, pas 13. İşte görüyorsunuz değil mi? Takmayın. Her şeyin bir hayırlısı vardır gençler. Bu adam da iyi ya. Bak bu adam. Pakistanlı alıyorum size. Daha ne istiyorsunuz? Canlı bomba yapacağız maçlarda. En sonunda kiralık listesine bakacağız. Mustara dolandırılmış. Nereye? Kime dolandırılmış Mustara? Hiç üzülmedim ben onu açıkçası abi. Kısa para, yoldan para kazanmaya çalışanları üzülmüyor. Ha Playmut nereden çıktın abi ya? Yapma bunu ya. Ya bu beki almamız lazım. Yapma bunu ya. Yapma abi bunu ya. Öyle bir yere yani girmiş. Ya ben ona biraz şey oluyorum arkadaşlar. Üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Çünkü kısa yoldan para kazanmaya çalışıyorlarsa böyle olur yani. Aç gözünün sonu iyi değil. Aç vallahi üzülmüyorum. Evet bir hazırlık maçı. Biraz takım sanki kendine geldi gibi. Şimdi bizim de Saka'mız varmış lan. Sağ bekte kimi oynatacağız? Sağ bekte adam yok ki. Hadi bakalım. İyi, sen nasılsın? Gençler ben hemen geliyorum. Siz bir oynayın. 2 dakika, 2 dakika lavabo molası. Gençler bu çocuğa atlet falan vereceğim. Arkadaş maç 0-0. Evet, öndeyiz ilk yarı. Tek isabetli şut ve gol. Şimdi ne yapalım? Kaleciyi değiştirelim. Kasratimizi alalım. Sahte oyuncuları dolduracağız arkadaşlar. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Hadi bakalım. Bu Barnet iyi bir takımı bu arada. Bakalım. Yok. Alt taraf takımı yine. 1-0 yeterli değil alt taraf takımına karşı. İzledim. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Güzeldir ya. Saul güzeldir. Ama bir Breaking Bad değil. Gözler Walter White Reis'i arıyor. Hepsini bitirmedim ama son sezondayım galiba. Saka! Boyd Saka! Bakary Saka'nın yeğeni. 2-0. Evet, Wrexham zaten yine favori ya. Wrexham yine favori beyler. Yine bu ligdeler. Ya biz bu ligden 3 seneye bulur gibi geliyor. Yine uzun soluklu bir lige girdik yani. Ne güzel bırakmış lan. Tabii canım, Walking Dead'i izledim, izlemem mi? Ama orada da işte neydi, Mike mıydı? Neydi adamın ismi? Başrol oyuncusunun anlaşması bittikten sonra o dizi de açıkçası bokası. Rick. Aynen Rick. İlk 5 sezon efsanedir. Hele ilk 3 sezon bence efsane ötesidir yani. 2 kere izledim hatta. Breaking Bad çok başkaydı. Benim de izlediğim en güzel dizi diyebilirim. Evet, dışarıya. Çok açık ara en güzel dizi diyebilirim Breaking Bad için yani. Çok net. Onu da 3 kere izledim galiba. Evet, kötü bir oyun ortaya koyduk arkadaşlar. An itibariyle skor 2-0 ama alt lig takımı karşısında bu XG biraz düşündürücü açıkçası. Geçtiğimiz maçtaki performansımız yok. Evet, dublaj değişiyor aynen. O da üzüyor, evet. Belli bir noktadan sonra tıkanıyor konu zaten. Zombiden ziyade insan savaşlarına döndü. Ay kaleci ne yapıyorsun? Negan kraldır tabii ya. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle %100 katılıyorum. Ama Rick tabii farklıydı. Rick'in yeri de farklıydı. Evet, hazırlık maçımızı kazanıyoruz. Ama çok iyi oynamadık. Hala eksikliklerimiz var. Şimdi transferler, bayağı adam gelecek arkadaşlar. Olursa 5 adamla birden sözleşme imzalayacağız. İnşallah bir sıkıntı olmazsa artık yavaştan lig maçları da başlamak üzere. Hatta 3 hazırlık maçı yeter bence. 3 hazırlık maçı yeter. Artık önümüz direkt lig maçı olsun. Lig maçı geldi. Dörlü de iyiydi ya. Güzel diziydi ya. Güzel diziydi yani. Evet, onu diyorum işte. Evet, geldi. 10 numara aldık arkadaşlar. Kevin Gonzalez. Yeni gizli forvetimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Kolombiya mafyasından koptu geldi. Ve açıkçası çok bir beklentimiz yok ama yani en azından bitiriciliği 12 olan bir adam aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Yok, üçüncülük mi oluyor bu seviye? Vallahi bilmiyorum ya. Bu Vanarama işte. Vanarama National League güneyden Vanarama National League'e çıktık. Bunun üstü galiba ikincilik, üçüncülük olabilir. Şimdi Kevin'i buraya koyacağız. Maguire'i de sol tarafa koyacağız an itibariyle. Şimdilik. Sağ taraf oyuncumuzun acil gelmesi lazım. Çok acil. Beşincilik aynen öyle bir şey galiba. Seviye çok düşük olduğu için inanın zorlanıyorum ben de. Evet, bir bek de geldi arkadaşlar. Bombaları ard arda patlatıyor. Cenabetiz. En son kiralığa gideceğiz artık. En son kiralığa ve çok isteyip de bizi tercih etmeyecek oyunculara gideceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sol bek. Sep Raven. İsmi futbolcu ismi arkadaşlar ama cismini göreceğiz. Onu da hemen tutun yerine atalım. Bu da yedeğe koyacağız. Yedekte en azından gerçek oyuncularımızı koyalım. Biraz oldu kadro galiba ya. Çok lig var İngiltere'de. Futbolun beşi oğlum. Teknik hakkın oyunları hakkında yenildi. Tamam, değiştir abi. Haydi bir iki tane daha transfer. Ve lige başlayacağız. Yalnız bu Hemel Hempstead... Biz bunlarla oynamadık mı ya? Alt ligde. Oyuncu alım sistemini geliştirelim. Serbest defansif orta saha. Yani şu iki yönlünün daha tekniği diyebilirim. Derin oyun kurucu rolü. İki yönlü orta sahanın daha geride ve daha teknik olanı diyebilirim sana. İleri gidebilen derin oyun kurucu kısacası. Yani inisiyatif daha yaratıcı oynayan bir orta saha oyuncusu. Valla bir şeyler aldık Osman ya. Birkaç transfer yaptık. Fena değil. Ben iyi transfer yaptığımızı düşünüyorum. Rica ederim, ne demek. Ama zor bir mevkidir. Çok iyi. Sıçtık ya. Ulan. Sezon başlıyor. Adam sakatlandı ya. Birkaç adam aldık. Devam ediyoruz. Oğlum bu adam... 54.000 euro gelsin ya. 11 ay. Ya, ama şunu azaltmamız lazım. Yedek olarak gelsin en azından kadromuza. Şimdi bize bu tercih etmeyen kuşlara gitmem. Oğlum bu adam çok iyi esas ya. Gelmiyor ama. Herifin piyasa değeri 5.4 milyon euro olmuş arkadaşlar. Bu adam bize yedirirler mi ya? Yedirmezler yani. Pakistanlı geliyor, Pakistanlı. Biraz düzeldi maddi durum. Artı 140.000 euroya geldik. Hem Dixon transferi hem de Arsenal'le yapmış olduğumuz maçtan dolayı. Şampiyon olamayız hacım ya. Valla sadece Oliveira'lık durum değil arkadaşlar. O hatayı yapmasaydı da Oliveira biz golü yerdik. Beşiktaş genel anlamda taktik olarak çok kötüydük yani. Bence sadece Oliveira yıkılmama. Ve sağ beki aldık. Evet, çok iyi bir sağ bek transferi yaptık bence. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben Wightner bu sezon amaç orta sıralar ve ligde kalmak. Çok iyi bek. Yani şu fiziksel özellikler, hız 13, hızlanma 14, orta yapma 12. Çok iyi bir bek aldık bence. Hayırlı uğurlu olsun. Reddetmiş. Altyapı oyuncu sistemini geliştirmeyi reddetmiş. Mümkün değil diyor. Ah, şu adamı alsak. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Çok iyi, çok iyi sağ bek aldık arkadaşlar. Çok iyi. Asker'i de şuraya atalım. Şimdi Pakistanlı geliyor. Evet, çok sırıttılar yani. Zaten onları görmesi lazımdı ya. Yani onları şey yapamadık işte hoca. Çok maçı da okuyamadı. Yani Adakukbe'nin sırıtma sebeplerinden biri Kerem'in o kadar çok savunmaya gelmemesi çok fazla. Abi at Raşit'i. Evet, bir oyuncu daha geliyor arkadaşlar. Clemens, bir kiralık oyuncu daha aldık. Cenabetis transferde coştu. Çok iyi bir oyuncu değil ama Carmen sakatlandı bu arada. Bir kanat oyuncusu, sağ taraf kanat oyuncusu. İşimizi görmeye çalışacağız. Gerson çok iyiydi. Hiç oynamadık. Şimdi lig maçları geliyor. Gerson çok iyiydi ama yani sadece bu maçlar içinde yaşanmaz ya. Sadece bu maçlar içinde yaşanmaz yani. Ya oyuncu değişikliklerinden ziyade arkadaşlar planımız çok kötü bizim. Yani plan çok kötü. Niklas'ına kiralık teklifler reddedeceğiz. Şimdi kimler gelecek? Westbrook reddetmiş. Cooper. Cooper'ı bekliyoruz. Ama çözemediğimiz nokta var bizim ya. Sağ açığı çözemedik ya. Şeylarkin mi? İşte Şeylarkin. Şaka gibi ya. Sağ tarafı çözemedik. Yok, gelmez. Türk gelmez be kardeşim ya. Vallahi dediğim gibi ben hiç üzülmem arkadaşlar. Eğer öyle bir şey olursa siz de üzülmeyin bence. Şampiyonluğu buradan verirse Galatasaray hiç üzülmeyin. Tam tersi bence bu kadroyu hak edecek birisinin gelmesi için bir fırsat olabilir. Transfer bütçemiz de bitti. Üzer tabii. Üzer de. Yani şu olursa bizim için harika olur bence. Yani hem şampiyonluk hem de Okan Hoca ile yollar ayrılırsa önümüzdeki sezon için çok daha mutlu olabiliriz tabii ki. Keşke. Abi berabere bitebilirdi. Çok yanlış tercihler yine be kardeşim ya. Yani gerçekten çok. Ya Barış Alper tercihi de yanlış. Her şey yanlıştı dün. Tobi. Bakalım Tobi'ye. Valla ben sezon başı eskiden takip ederler, beni bilirler. Götümü yırttım bak, götümü yırttım. Dezerbi için götümü yırttım yani. Hobi olabilir ama kiralık da vermiyor bize ya. Kiralık deneyelim bir. Tamam, bir kiralık gelsin Tobi ya, fena değil. Evet, maç başlıyor, maç geldi. Dezerbi. Artık geçti Bol'un parazarı Dezerbi için. Yok be oğlum, şey var ya, Shakhtar'dan Brighton'a geçti. Şu an Brighton'a bir top oynatıyor. Öf. Öf. Geçti Bol'un pazarı. Süreçlerin iyiydi. Dezerbi bitti. Bitti yani. Şu an geçti canım. Eskiden diyorum. Sezon başından bahsediyorum. Hani Marka Rose falan da istemişti ya bizimkiler. O ara görüşüldü çünkü Dezerbi ile de. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Sezonu an itibariyle açıyoruz. Ne yazık ki bir sakatlık var sol tarafta. Bütün sol tarafa adam da çekemedik anasını satayım. Vallahi Holm, her yerde oynayacaksın kardeşim. Mevki ayırt etmeksizin her yerde yardıracaksın. Yedek forvetimiz yok bizim, biliyor musunuz? Biz daha yedek forvet almadık ya. Yani Dixon'a bir şey olduğu anda bittik. Hadi bakalım. Sol tarafa adam almamız lazım ya. Vallahi Dixon'a bir şey olursa. Dixon'un profili güzel ya. Bir bakalım Dixon'a isterseniz. Zaten transfer yaptı. Şu an Sunderland'e sattık. Kiraladık bir de. 350.000 Euro'ya tarihimizin satışını yaptık Dixon'da şu ana kadar ki. Bir de kiraladık. Üstüne üstlük. Hadi bakalım gençler, vallahi şey oldum. Haydi bakalım, yeni sezon, yenilik ve yeni heyecan an itibariyle başlıyor. Deplasmanlarda bir puan almak. İlk sezon medya bizim 24 takımlı ligde 23. olacağımızı söylüyor. Allah kahretsin ya. Oğlum... Sıçtık amına koyayım ya. Vallahi şomu ağzıma sokayım ya. Vallahi şomu ağzıma sokayım. Sıçtık. Bir de şimdi free kick'ten yeriz. Vallahi bu şanssızlık bilmiyorum kardeşim ya. Maça da iyi başlamıştık yani. Topa sahibiz. Evet, skor 0-0. Dakikalar 35. Forvetsiz oynuyoruz. Aslında çok kötü bir oyun yok sahada. Özellikle savunma performansımız bence iyi ama bu hücum gücünde de yapılacak çok fazla bir şeyimiz de yok. İyi savunma, çok kötü hücum değil. Ama tabela 0-0. Dixon, yani Dixon konusunda bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Horn de çok kötü. Devam edeceğiz. Bir puan iyidir şu an. Vallahi Galatasaray'a verdi kardeşim. Hiç oynamadı. Hiç üzülmedim. Gram üzülme. Gram üzülme ya. Ha, yeni formaya bakarız. Aynen, bakarız bir ara. Onu kararlaştıralım Discord'da hangi renk olacak diye. Onu yapalım. Yapabiliyoruz değil mi? Değiştirebiliyoruz herhalde. Evet. Çok fazla seçeneğimiz olmadığı için arkadaşlar mecburen bu takımla devam edeceğim. Ama kötü bir oyun oynamadığımızın altını çizelim ilk maçta deplasmanda. Hücumda sıkıntımız var. İyi savunma yaptık. Bu takımın hücum gücünü arttırırsak bir şeyleri elde edebiliriz gibi geliyor. Ha, yedik. 90+1. Süper bir sezon başlangıcı. Hem Dixon sakatlandı hem de 90+1'de golü yiyerek başlıyoruz. Hadi bakalım. Yedik. Net yedik. Allah korudu valla. Ulan hadi be, 90+2. Hadi be. Hadi be çocuklar be. Ne oldu lan? Bitir hakem, bitir. Bir puan alalım gidelim. Bitir. Ne yapacağız forveti? Hoş geldin. Vallahi bilmiyorum ya. Ben hiç çekmedim şu ana kadar Twitch'te. Evet. Yani kötü oyun yok. Bu oyun gelişebilir arkadaşlar ama hücum gücümüzü arttırmamız lazım. Hücum gücümüzü arttırmamız lazım. An itibariyle sezona en azından 1 puanla başladık deplasmanda. Bu kötü bir başlangıç değil. 3-4 hafta gitti ya. Forvet bakacağız. Alacağım gençler, yedek santrafor ya. Bakayım, ona da bakayım. Ya alacağım, yapacak bir şey yok. 16 en azından has santrafor olur yani. Neydi? Luciama. Çıkmadı lan. Dixon sakatlandı acım ya. Dixon. Aa, imza parasını verdim. Dur hemen halledelim. En azından yedek bir forvet alalım arkadaşlar. 4 hafta. Bir ay. Kötü başlamadık ama. Yani bu savunma performansının üstüne hücum performansını eklersek düşmeyiz bu sezon. James Scott. Taşak mı geçiyor oğlum? O adam buraya gelir mi ya? Zaten an itibariyle arkadaşlar şey bitti. Maaş bütçemiz eksiye geldik yine. Yine çöküş başlıyor yani. Yine çöküşü başlıyor yani. Artık şu oyuncular gelecekler. Fena değil. Kiralıkmış. Gelsin anasını satayım. Kiralık, masrafsız. Heh, tamam. Yaptım. Veda dönemine yine girdik ya, sorma. Evet, Cooper geliyor en azından. Bir tane kanat oyuncusu aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ah Çok kötü bir tane daha haber gördüm şu an. Savunmanın yıldız ismi Jack Bell de sakatlandı. 1-2 gün Allah'tan. Evet, Cooper'ı alacağız. Cooper'ı ne yapacağız? Holm'un yerine koyacağız. Holm'un en güçlü olduğu orta sahaya koyacağız. Dixon'ın yerine artık forvet bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Dixon'ın yerine 6 günde forvet gelecek. O Thompson'ı alacağız. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? İyi iş yaptık ha. Şerefsiz oğlum. Başkan şerefsiz ya. Vallahi evet, keyifli olacak ama yine... Aha. Gelsene lan. Gel lan. Gelmiyor. Evet, Thompson'ı aldık. Yedek forvet. Bir tane de kiralık gelecek arkadaşlar. An itibariyle transferi kapadık. Çünkü maddi olarak bittik. Bittik yani. Maddi olarak bitmiş durumdayız. Böyle bir Thompson'ı da forvete atalım. Dixon yerine. Fena olmadı be. Vallahi fena olmadı yani. Jack Nolan, o ne lan, şey ismi gibi. Çıkmadı moruk. Bitti zaten arkadaşlar. Transfer artık tamamdır. Yani şu iki isim gelsin. Çünkü maddi olarak bittik. Yani şu an üstünü çıktık. Daha da üstüne çıkarsak daha da beter olacak yani. Bir tane geliyor kiralıktan kanat Emre. Bilerek öyle yaptım ya. Taktik icabı öyle yaptım lan. Kötü durusun, önemli değil. Taktik getirsin. Evet, geldi bir kanat daha. Calvin Tovey. Fena değil. Bu adamı ilk 11'e oynatacağım. İyi olduğunu düşündüğüm adamlardan biri kiralık olarak. Lawrence'a bak. Triplere girdim. Daha hemen triplere girdim be oğlum. Orta saha. Elimizden geleni yapıyoruz işte, nasıl satayım. Ne yapayım yani. Sanki çok paramız var ya. Salak seviyeye bak. Abde'yi keşke alsak ya. Keşke alsak da. Artık önümüzdeki sezon gençler. Transferi hallettik. Şimdi sezonu açıyoruz. Evet, Odeye kaydı aldık. Bir kiralıkta forvet. Tamam. Kadro şişti zaten. Bence kötü bir kadro kurmadık. 1-2 oyuncuyu daha alabilseydik çok daha iyi bir kadroda kurabilirdik arkadaşlar. Odeya'da kiralık geldi. Bunu da tut yerine koyalım. İşin kötüsü bir de sadece 5 tane yedek alabilmem. Evet, alt kadromuz hemen hemen Dixon haricinde bu olacak. Dixon haricinde bu olacak alt kadromuz. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Ziyad. Bence de yedek kısıtlamaları saçma, onu diyorum ya. Yani 4 tane koyabiliyorum işte. Herhalde yolculukta masraf çıkmasın diye. Bilet paralarından filan kulüpler zarar görmesin diye. Şimdi kendi sahamızdaki maçlar çok önemli arkadaşlar. Her maç çok önemli. İlk maçın günahı olmaz. Bence 0-0'lık skor hiç fena değildi. Savunma performansımız çok iyiydi bakın. Hücumu arttırırsak bu iş olur. Mesela burada üçlü forvet oynama imkanımız zaten hem kadrodaki oyuncu derinliğimizden dolayı yok hem de bizim hoplatırlar. Çok fena hoplatırlar. Arsenal maçı 3-0 yenildik. 3-0 ama ya. Bir de 0.84 gol beklentisi yarattık. Haydi bakalım. İç sahalar çok önemli. Bir de rakipleri de bilmiyoruz. Mesela şimdi alt ligde tecrübeliydik. 3. sezon sonunda çıktık. Mesela Elsted'i biliyoruz. Dapçın Hamlet'i biliyoruz. Rakiplerin güçlerini biliyoruz. Burada hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım çocuklar. Haydi aslan parçaları. Evet, ne yazık ki Drave ve Dixon yok. Bu Drave gelince Drave'i de kullanabiliriz sağ tarafta. Haydi çocuklar, sizdeyiz. Yokla iyiydik, iyi oynadık. Evet, kendi saha ve seyircimiz önünde sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Allah sizi bildiği gibi yapsın seyirci. Yine destek vermiyorlar. Yine stadyum boş. Geçen sezon 650-700 kişi oynamıştık. Aa, ona bakmadık acaba. Bizim kombine taraftar sayımız ne oldu? Ona bir bakalım. Şimdi Gonzalez. Çok kötü kontrol. Johnson. Uzun top, dikkat. Bell. Evet, Bell bu sezon, geçtiğimiz sezonki Russell'ımız Bell olacak arkadaşlar. Savunmanın bel kemiği. Öteki stoperimiz genç oyuncudan da iyi performans tabii ki bekliyoruz ama Bell şu an savunmamızın komutanı durumunda. Cooper. Morton. Çok güzel geldik sağ bekten. Oğlum ne yaptın? Şimdi Bell geliyor hücuma. At oğlum Winter. İn çizgiye in. İn çizgiye. Yalnız bu sağ bekimizin fiziği çok iyi ha. Bak bu sağ bek çok iyi iş yapabilir. Şimdi Tovey çıkarttı. Bey! Ligler değişir ama golleri atarız. 1-0. Attık mı attık oğlum. Andy yapan nedir ya? Yalnız bu Tovi de fena değil. İyi girdi içeri. Ya, bilinçli vurmuş oğlum. Bilinçli şöyle tık bak tık. Hoş geldin. Kaliteli gol tabii canım. Bilinçli vurmuş yani. Şimdi Holm. Savunma. Cooper vur sesleri tribünlerdeki 250 taraftardan. İyi başladık. İyi başladık. Şimdi Winter. Çok iyi pas. Cooper. Direkten döndü. Offside. Offside bayrağı daha önce kalkıyor. Kötü başlamadık. Şimdi yine Winter. Oğlum bu sağ bekimizden çok umutluyum ben ha. Fiziği de çok iyi bakın. Tam bir pornstar fiziği var herifte. Şimdi Holmay. Morton vur oğlum. Evet ilk 17 dakika açıkçası istediğimiz gibi gitti. 5 şut bir isabetimiz var. Topa da hakimiz. Rakibin herhangi bir gol. Allah kahretsin. Bu ne oğlum ya? Oğlum bu ne? Devamlı adamsa. Holm gitti bu sefer de. Kronos burada mı ya? Burada işte. Arsenal maçına 3500 kişi geldi Efe. 3500 kişi. Burada ya burada. Kronos burada olduğu için sakatlık oluyor işte. Nicholson. 3500 kişi oradan biraz bilet parası topladık. Nicholson kaleci Morton at kendini penaltıya al olmadı. Burada evet. Ondan dolayı sakatlıklar geliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sabahtan beri mi buradasın? Oğlum transfer döneminde bari yapmasaydın bunu bana ya. Şimdi Tovi. Dakikalar 37. Tovi. Orta çok iyi orta. Ah. Şimdi geçişe dikkat. İndir oğlum sarı kartı gör. Tamam çıkamadılar. İndirme çıkamadılar. Çoğalamadılar. Low. Evet ilk yarı bitmek üzere. Valla ben... İlk maçlar için bu seviyedeki performansı beğendim. Özellikle savunma performansımız geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi. Bir isabetli şut ve 0.00 gol beklentisi. Bizim 0.77 gol beklentimiz var. İsabetli pas yüzdemizde fena değil. Sadece hücumda o birazcık hani Zenyu, Jayden, Smith ve Dixon arasındaki uyumu arıyoruz şu an itibariyle. O biraz zor olacak arkadaşlar. Bu seviyede birazcık daha bireysel hücum performanslarının düşük kalması normal. Çünkü savunmacılar daha sertleşti. Bizim de hücum kalitemiz açıkçası... Birazcık düştü. Şimdi Tovi. Tovi çok güzel döndü. Aman Allah'ım. What a goal. What a goal. Tovi. Kim aldırdı la bu Tovi'yi bana? Daniel gitmek istedi ayrıldı. Tovi'yi kim aldırdıysa teşekkür ediyorum ona. Al abi dedi Tovi'yi çünkü. 0 yedim 0 attım. Oğlum elde var 0 diyorsun yani. Evet 2-0. Birazdan oyuncu değişiklikleri yapabiliriz. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Yemeden atmaya çalışacağız. Dakikalar 62. Şimdi Andy yapan. Low. Andy yapan. Savunma arkasına doğru. Çıkarttık. Gonzalez. Ovi. Yerden Thompson. En iyi özelliği hız ve hızlanması Thompson'ın. Hadi oğlum benim. Ovi'ye bak lan. Oy. Hata gelir orada. Hata geldi. Ah. Kaleciyi ne kadar aldık? Kaleciyi 1500 liraya aldık arkadaşlar. Satın aldık kaleciyi. Bu hatalar ondan. İndirin. Tamam. Ay sakın. Tehlike var. İlk defa bu kadar kalabalık geldiler. Kaleci. Çok iyi çıkarttı kaleci Johnson. Tecrübeli kaleci. Rakibin en net gol pozisyondu bu arada. Şimdi biraz oyuncu değiştirelim tabii ki. Şu Clement Stove'yi yerine atalım. Adeko'yu da alalım. Şunu da dengeliye atalım biraz. Hadi bakalım. Kulüp parasıyla bahis oynuyor. Öyle tabii oğlum bizde. Mecburuz buna. Gayet temiz bir maç performans. Bakmayın belki 30 şut 40 şut atmadık arkadaşlar ama bu seviyede onu yapmamız çok mümkün değil bu kadroyla. Şimdi duran top. Gonzalez. Bir de bireysel oyuncu performanslarımız çok kötü. Savunmamız daha kaliteli. Bizim bizim savunmamız Winter, Bell, Lawrence ve Revan şu an bu dörtlü hücum dörtlümüzden daha kaliteli. Yani atarak değil bu sefer yemeyerek kazanmaya odaklanacağız bir nevi. Başladı ikinci maç. İlk maç 0-0. Yok çok hakim değilim Norveç ligine. Yalan atmayayım yani. Ama ne soracaksan sor, illaki burada izleyen arkadaşlar vardır. Çok büyük hata. Kaleci evet Johnson'da kalıyor top. Güzel. Ama muhakkak buluruz sorunun cevabını. Şimdi evet karşılaşma bitiyor arkadaşlar. Bence bakın dediğim gibi bu sezon savunma performansımız ön plana çıkacak oyuncu kalitesinden dolayı. 15 şut 5 isabet 1.36 gol beklentisi. Önemli olan savunma. 4 şut 2 isabet 0.59 gol beklentisi. Sağ bekimiz harikaydı 8.1, kaleci 7.7, Zekbel 7.5 ve genç umudumuz her şeyimiz Lawrence 7.4, Thompson 7.2 ve Calvin Toyney de 7.1 ile oynadılar. İlk maçta kazanmak, kendi sahamızda kazanmak önemli. Şimdi puan tablosuna bakacağız. 7. sıradayız ama hiç umutlanmayın arkadaşlar. Düşüş yaşayacağız. İlk sezon 4-5 haftada Holm'u kaybettik. Allah kahretsin ya. Vallahi Allah kahretsin yani ya. Hasrat alacağız. Ve şimdi Corley deplasmanına gidiyoruz. Oğlum cenabetistan önemlidir sınav. Bas sınavına çalış oğlum, saçmalama lan. Yemişim cenabetisi oğlum. Cenabetisi kurtarırız. Git sınavını, geleceğini kurtar. Evet aynen Johnson be, doğru diyorsun. Git hayatını kurtar ya. Boşver cenabetisi. Şimdi ligin 17. sırası konuşamadım anasını satayım. 17'sinin karşısındayız arkadaşlar. Kötü bir lig başlangıcı yapmadık. Batu'nun buradaki niki yok. Batu gelmiyor burada galiba. Aa yok, Efsanoğlu olabilir ya. Ha Batu sensin. Tamam sonra hatırladım. Oğlum git dersini çalış Batu, git. Git dersini çalış. Şimdi 1-2 maç daha atarız arkadaşlar. Bu yayını bitiririz. Artık önümüzdeki yayınlar bu seviyede çok zor olacak. Akşam da saat 8.30 civarı milli takım kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz yine yayında. Oraya da beklerim sizi. Banlamayın oğlum çocuğu. O kadar da değil. Ha, biliyorum space tuşuyla da geçiyor. Ama alışkanlık be tamamıyla hacım. Tamamıyla alışkanlık bendeki. Eski kafa alışkanlıkları olur illaki. Peki ligde Yeovil ve iki takım 6 puan yapmış. Yani burada şimdi mesela geçtiğimiz sezon bizim alt ligde bayağı bir takım başa baş gitmişti. Bayağı koparmışlardı farklı bizle beraber. Burada o olmayıp puanlar birbirine hani çok yakın olabilirse, üst üste 3-4 maç kazanarak 4-5 sıra atlama imkanımız olursa bir ihtimal, bakın çok ufak bir ihtimal, umut vermiyorum. %5, %10, %15 belki kendimizi playoff'a atma şansımız olabilir. Onun dışında ne yazık ki gerçekçi olmamız gerekiyor. Evet Holm yok, Dixon yok, Drev yok ve deplasmandayız. 2 maçta gol yemedik henüz. Bakalım bu deplasmanda da gol yememe serimiz devam edecek mi? Haydi bakalım. Corley. Oğlum bu yağmurlu havadan da bıktık ya. Kim daralıyor yemin ediyorum, korku filmi gibi. Revan, Morton, Gonzalez, Bıraktı Cooper. Çok kötü bir pas attı Bell. Yeovil. Yeovil de ilk maçın yıldızlarındandı. Kiralık oyuncumuz. Şimdi Winter. Atov çok iyi pas çıkarttı Tovi'nin önüne. Tovi gitti ortayı çıkarttı. Şimdi Kasrati alamadı. Gonzales vur sesleri. Ah gol dedim bir an için Gonzales. Bir an için gol dedik ama olmadı. İlk şut bizden geldi. Kötü bir maç başlangıcı yapmadık. Rakip de 4-2-3-1 ile oynuyor. 4-2-3-1 ile 4-2-3-1'e karşı biraz kitlenebilir arkadaşlar oyun. Muhtemelen onlar da çünkü... Of! Neyi kaçırdım lan? Oğlum çok da iyi oynuyorduk ya. Vallahi çok da iyi oynuyorduk ya. Hadi oğlum benim. Duran toplar candır. 1-0. Dakika 34. 1-0. 10 kişi 1-0. Cooper ve Bell. Bir duran top daha. Ne dedim ben size? Müneccim değilim, anlıyoruz futboldan. Çok rahat, çok profesyonel. Kesinlikle dostum. Sakin. Bu sezon savunmayla gideceğiz. Hadi bakalım. Ligin sonuncusu. Ulan ne adamsınız ya. Oğlum yeni çıktığımız lig lan 24. diyecek diyor Batu. Adamlar 24. olacaksınız diyorlar lan. Nicholson, Morton. Nicholson. Sola. Yine Bell. Oğlum Bell sen. Ha, duran toptan sonra orada kaldı. Orada ne işi var diye fırçalayacaktım çünkü. Yine Nicholson. Oh. Tam fırça atacaktım adama. Niye orada kaldı diye. Müthiş savunma yapıyoruz arkadaşlar. An itibariyle. Müthiş. Ya biz bunu alt ligde bile yapamadık. Açtık şu an ağzımızı. Hadi bismillah. Aferin. Bell yine araya giriyor. Cooper. Çıkart. Ya Gonzalez ne yapıyorsun hacım ya. Haydi oğlum. Offside. 71. Cenabetiz var la her zaman. Tekrarını izlersin oğlum. Derslerini hallet. Bitir hakem. Bitir. Gir. Yaklaşık 82-83 dakika 10 kişi oynadık arkadaşlar. 2 duran top golü. Bellingham yıldızlaştığı maç 9.5 performans puanı ama onun yanında kalecimiz 7-3, Winter sağ bekimiz 7-6 ve Lawrence 7-4 ile oynadılar. Dediğim gibi kısaca savunma performansımız ön plana çıkacak. Rakibin neredeyse net gol pozisyonu yok. Biz de çok yakalamayacağız. Böyle bir sezon getireceğiz. 3 maçta hiç gol yemedik. 3 maçta. Ve an itibariyle tüm takımlar 7 puanlı averajla 3. sırada başladık. Dediğimiz gibi muhtemelen puanlar birbirine çok yakın bir sezon bizi bekliyor dostlar burada. Alt ligdeki gibi kopuşlar olmayacak anladığım kadarıyla. Ovi yalnız cezaya itiraz etmeyelim de biz ceza vermemiz lazımdı ona. Neyse ya, herif zaten 2000 euro para kazanıyor. Bir de ceza mı vereceğiz adama? Clement'i alacağız. Drev geliyor mu sakatlıktan? 7 gün 2 hafta diyorsun hadi ya. Hadi bakalım devam. Şimdi kendi sahamızda Darlington'la oynuyoruz. 2000 euro alıyor tabi. Yok la 2000 euro. Aylık 2000 euro yani. Aylık 2000 euro alıyor. Şimdi Darlington 23. sırada. Artık kapattık transferi ya, bittik. Şu an 3.yüz. 3 maç 7 puan. Gayet iyi bir başlangıç ya şu seviyede. 3 maç 7 puan tertemiz yani. Şimdi 23. sıradaki takımı yenersek ki arkadaşlar, en iyi iki oyuncumuz da yok. Dixon ve Holm yok. Çok iyi bir başlangıç yapmış oluruz. Ama beraberliğe de hayır demem açıkçası. Berabere kalsak bile bir puan bile bizim için çok önemli şu an. Kesinlikle hayır demem. Darlington. Evet, sözleşme geliyor. Yeni sözleşme. 3 yıllık adam olacaksınız. Ya. Herkese adam edeceğiz. Yalvarttılar bize geçen sözleşme için ya. Ya. İngiltere Vanarama'dayız. Vanarama en alt ligin bir üstüne çıktık. Vanarama Lig, Vanarama Güney'den Vanarama'ya çıktık. 5.'ye geliyor. 4.'ye mi 5.'ye mi ne geliyor galiba. Bizde böyle Batu. Bizde böyle. Biz eşeği sağlam kazığa bağlıyoruz oğlum. Yavaş yavaş. Antrenörle aldılar. Başladım kursa başladım. Kaleci de sakatlandı. Spor bilimcisi. Ya Allah'ını seviyorsan bu seviyede bilimi ne yapalım biz ya. Ekmek derdindeyiz, tokluk derdindeyiz. Bilimden bahsediyor herif bana. Gönderdiler. Gomis'te de, ileride belki. Evet, Lawrence'ı bir tebrik edelim. Bu adamın gelişimi bizim için çok önemli arkadaşlar. Hakikaten bizim önümüzdeki sezon transfer bütçemizi yaratabilir. La Casa de Papel izledim ama yani çok sarmadı beni acım be. Çok tutmadım yani. Cezaya itiraz etmeyeceğim çünkü pozisyon net kırmızı kart. Haydi bakalım. Şimdi Dixon topla çalışmalara başladı. 4 gün var. Şu maçı atlatırsak bizim için Dixon'ı kavuşabiliriz öteki maçta. Toy cezalı, Drev sakat. Ve Holmes sakat. Güzel bir kız. O kız da çok güzeldi. Tokyo harbiden yani. Tokyo'yu yakarsın yani. Ulan ne adamsınız ya. Nasıl biliyor ama bu arada. Tek tükürükle size 50 tane hatun ismi yazar burada Batu. Tek tükürük. Yazar 50 tane yazar. Şimdi bel vurdu, direkten döndü. Muslera'nın heykeli dikilmedi ama bizde kötü ayrılık olacak hocam galiba ya. Tabii ki dikilmedi. Muslera Galatasaray'ın efsanesidir benim gözümde ama kötü ayrılık olacak gibi. Ben taraftar profilini biliyorum, bizim taraftar profilini. Evet, 0-0 hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi güçlü savunmayla bu sezon sonuç almaya odaklanacağız. Kadromuzun en kaliteli noktası savunma hattımız çünkü. Şimdi Kasrati, Clements'in önüne seken top. Thompson, nereye gidiyorsun Thompson, çıkart. Oo, genç oyuncu Clement. 1-0 dakika 22. Klip milip olmaz oğlum, hanım var içeride lan. Şş. Asrati. Çok güzel gol attık. Çok. Thompson. Clement. Şimdi bunlar bir de az takım oyuncusu da değil. Evet, 28-29 dakika tam tahmin ettiğimiz bir maç başlangıcı. Tam da hedeflediğimiz bir maç başlangıcı. Genel sezonda umarım bir performans düşüşü, sakatlık falan yaşamazsak böyle geçecek arkadaşlar. Ama 3 maç 10 puan tertemiz, 4 maç 10 puan tertemiz iş olur bence. 8 şut 2 isabet 0.8 gol beklentimiz var. Rakibin çok pozisyonu yok. 1 isabet şutlu şut ve 0.06 gol beklentisi. Devam. Bir de tabii bu oyuna Dixon'ı adapte edeceğiz. Dixon geldikten sonra hücum performansımız en azından 1.30 daha bir artış olacaktır. Şimdi Kasrati alamadı. Clark. Dikkat çocuklar. Dikkat. 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 Vuracak. Dışarıya. En tehlikeli atakları merkezden delinmemiz enteresan oldu. Merkezden delinmemiz enteresan. Merkezimiz kalabalık çünkü. 2 tane orta saha çapa var orada. Bel. Şimdi Winter. Bıraktı geriye Johnson. Lawrence. Savunma arkasına koşu gelmedi. Cooper attı. Yalnız kanatlarımız çok kötü ya. Ben söyleyeyim size. Çok kötü kanatlarımız. Şimdi Kasrati. Bir savunma arkasına top daha. Bir kafa dışarıya Thompson. Daha öncesinde kalkan offside bayrağı. Evet, dakikalar 66. Hücum anlamında tıkandık. Yani bireysel performanslar hem Kevin Gonzalez hem de Cooper biraz hayal kırıklığı yaratıyorlar an itibariyle. Devam. Bitir hakem. Şimdi Samuel Smith. Clark. Johnson. Araya girdik. Thompson aldı topu. Savunma arkasına. Hadi Gonzalez yap bir şeyler artık ya. Çok güzel top. Thompson. 2-0 dakika 80. Yok, ben Hexball almam acı ya. Bana... Yani siz takılın. Vaktim olmuyor inanın. Olsa gelirim ama. Tamam kardeşim. Görüşürüz Batu. Kendine iyi bak. Derslerine çalış. Kızdırma bizi. Hareket dersleri. Evet, dakikalar 80. Sexball benim işim. Aynen öyle. Bak adam biliyor. Tanımış beni. 84. dakika. Direkten dışarıya gidiyor. Evet. Tam istediğimiz bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz arkadaşlar. An itibariyle tempoyu düşüreceğiz. Özellikle savunma oyuncularımıza biraz dikkat etmemiz lazım. Şu Tasker'i bir Lawrence yerine atalım. Neyi? Sexball'u mu beceremiyorum? Ayda. Yok. Ya, gelmem. Gaza getiriyor beni. Beceremiyorum aynı zamanda. Evet, 2-0. 19 şut 5 isabet. 1.44 gol beklentimiz var. Yine rakibe fırsat vermeyen bir cenabeti izledik. 8 şut 2 isabet ve sadece 0.18 gol beklentisi arkadaşlar. 4 maç 10 puan. 4 maçta yenilen gol 0. 4 maç 10 puanla lideriz. Averajla çok enteresan bir başlangıç yaptık. Rakip 4 maç 10, Eslek 10 puanda ve Yeovil 10 puanda arkadaşlar. Vallahi hiç beklemediğimiz bir başlangıç yapmış durumdayız. Umarım nazar değmez. Yani Kronos buradayken bu başlangıç normal değil arkadaşlar. Evet, Dixon geldi. Dixon'ı Thompson'ın yerine atacağız. Drive de geliyor. Drive de kullanacağım. Ama o genç çocuğu oynatacağız. Drive'i sol tarafta kullanacağım. Hadi bakalım. Geç set. 7. sıradaki. Buradan da bir puan şu ana kadar bakın bu sezonun olması lazım. Sadece 0.44 gol beklentisi verdik arkadaşlar rakibe. Ya bu veriler önemli aslında bakarsan futbolun matematiği. Bak çok iyi hücum yapmadık. Maç başına 15 şut atmışız. Ama 0.44 gol beklentisi, savunmada müthiş bir performans. 1.29'dan da 1.5 gol bulduk. Yani 0-0, 1-0, 2-0 odaklı karşılaşmalar geçecek gibi gözüküyor an itibariyle. Oğlum net işlisi hepsi benden öndeydi lan. Hepsi benden iyi takımdı. Oğlum ne nankörsünüz lan. Aa bu adam kimmiş lan? Bir dakika. Ya, orta saha ihtiyacımız yok. Hoş geldin Kutay. Bu son maçı atarız biter. Bu maçı atarız, bir de Oldham maçını atarız. 2 maç atarız. 2 maç atalım, bitirelim. 6 maç iyidir. Evet, ayın menajeri seçildik. Ayın menajeriyiz. Ya siz rakipleri aşağılamaya devam edin. Yürüyoruz biz bu yolda, göğüs gerdik tüm zorluklara. Çok fena düşeceğiz ama ben size söyleyeyim. Bu böyle gitmez arkadaşlar. Bir düşüş olacak. Çok fena bir düşüş olacak. Bunu ben biliyorum. Orada dik ayakta kalmak önemli ama dediğim gibi puanlar birbirine çok yakın olsa belki bir playoff'a atabiliriz kendimiz. Belki. Evet, bir tane spor bilimcisi aldık. Ah, bir sakatlık daha. Clemens de gitti abi. Oğlum bu ne sakatlıktır ya. Wrexham yok yalnız. Wrexham çıkmış galiba. Dikkat tokat. Yok, belli bir noktadan sonra zaten kesinlikle katılıyorum. Çok ciddi bir düşüş yaşayacağız. Yani bu kadro derinliği, 1-2 oyuncu gittiği zaman yaşanacak sıkıntılar, zorlanacağımızı kabul ediyorum yani. Çok net zorlanacağız ama ilk sezon olabildiği kadar yukarıda kalırsak, bir de playoff sürprizi patlatarsak güzel olur yani. Yok, gol yemedik. 4 maç 0 gol. Hiç yemedik. Bir de pozisyon vermeyerek yememek daha önemli. Bir maçta da 80 dakika 10 kişi oynadık. Ha, buyur kardeşim. Kardeşim şey bitti ya. Güzel diyorsun da. Oha, bu kim lan? Ya bu adam bize niye gelsin amına koyayım? Aa. Stoper'e teklif yolladık. Teklifi kabul etti kulübü de. Adam gelmez ya. Bristol City istiyor. Bristol'a gider. Şey, maddi durum bitti acım ya Osman. Para veremiyorum artık yani. Para verme olayımız bitti ne yazık ki. Şu adam stoper gelirse üçlüye dönerim ha. Stoperlerim çok iyi oluyor. Vallahi ama bize gelmedi tabii ki. Bristol City'ye gitti. Bu adam bizde işi ne ya? Yani çok merak ediyorum. Şöyle 1 milyon euroluk, 1 milyon euroluk filan transfer yapacak mıyız? Üniversitede. Oğlum hanım şurada, hanım konuşamıyor. Sonra konuşuruz. Bir akşam olmadı, bir akşam konuşuruz. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Dedim oğlum size. Bir bar ismi verdim size. Gidin sorun dedim. Gökhan varmış zamanında. Lawrence'ın gelişimi çok önemli arkadaşlar bizim için. Sadece pasını yükseltmiş. Antrenmanını ayarladık. Tabii antrenör kalitemiz, antrenör testlerimiz çok iyi olmadığı için oyuncuların gelişimlerinde de açıkçası sıkıntı yaşıyoruz ve yaşayacağız. Almayın klip filan oğlum. Oğlum siz nasıl ey şansınız ya? Nasıl eşanlarsınız siz ya? Oğlum bakıyor. Kanala bakıyor. Klipleri almayın. Şimdi. Evet, Dixon geri geldi. Yani şu herifin maç performansını ben çok beğendim açıkçası. Şöyle delilik yapacağım. Dixon sağda da oynuyor. Sağ hatta sağ taraf asıl mevki hatta. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Oğlum yapmayın, kanal sunucu gider. Yapmayın lan, şaka yapmıyorum ha. Şş. Abinizin evinde huzursuzluk çıkmasını istiyorsanız yapın. Haydi bakalım. Revan. Cooper. Bu çok iyi döndü. Cooper vurdu dışarıya. İyi bir deneme. Güzel bir deneme. Oğlum heriflerin stada bakın lan. Hayvani bir stadı var heriflerin ha. Muhteşem bir stadı var heriflerin. Şimdi yine Cooper Morton. Revan orta. Dixon geliyor. Sekme dedi. Reboundlar önemli, aldık. Penaltı. Aa, vermedi şerefsiz. Şimdi Winter. Sağ bekimiz. Thompson'ın koşu yoluna. Thompson! 1-0. Dakika 13. Sağ gözümü 3 kere... Oğlum 3 ne lan? Oğlum 3 ne lan? 3 ne oğlum? Siz abi... Ne oğlum? Allah Allah. Thompson gol atıyor. Biz nerelerdeyiz ya? Yükseldik Taylan. Üst ligde başladık. Transferleri yapıp üst lige de başladık. 3 diyor bana ya. Haydi bakalım devam. Direkten döndü. Direkten döndü. O ilk golümüzü yemek üzereydik. Long King araya çok güzel girdi Revan. Bir geçiş hücumu olur mu? Tek başına. Çek çek çek. Geri çek. Geri çek. O nasıl bir pas ya? Cooper sakin. Bugün golü yiyeceğiz gibi, rakip iyi. Şimdi tak. Yedik. İlk golümüzü yedik arkadaşlar duran toptan. Çok fena gol yedik. Çok güzel noktaya gitmiş. Helal olsun. Çok iyi vurmuş. Çok iyi vurmuş. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Adam vurmuş abi. Şimdi bir de duran top biz yakaladık. Dakika 24. Gonzales. Orta. Savunmadan seken top. Şimdi reboundu Thompson aldı. Yerden penaltı. Aha! Hakem penaltıları vermiyorsun. Gözüm sende bak ha. Vallahi gözüm sende. İsmini öğreneceğim birazdan senin. İkidir penaltıyı vermiyorsun. Emeğimizin karşılığını zarla zorla alıyoruz. Kaleyi taktı vallahi, doğru görüyorum. Çok güzel girmedi mi topun dibine? Dixon. 2-1. Vallahi bilmiyorum acaba Ali Palamıyık mıdır kimdir? Bakacağım birazdan ismini onun. Onu açabiliyorduk fikstürden değil mi hakem ismini gençler ya? Güzel güzel. Tam kontrolü ama bizim şeyler kötü arkadaşlar. Gonzalez ve Cooper iyi değil. Tam yine pozisyon vermedik. Bakmayın round top'tan yedik. Şu adam attı. Serbest vuruş kullanma 12'ymiş. Bu velet attı golü. Savunmamız yine iyi. Hücumda yani hücumda şu Cooper ve şeyin performansı, Gonzalez çok kötü başladı ya. Bu herif çok kötü başladı oğlum. Tam da futbolcu ismi var. Kevin Gonzalez. Kolombiyalı. Tam da futbolcu tipi var herifte ama olmadı. Oraya Holm'ü atabilir miyiz acaba diye düşünüyorum geldiği zaman sakatlıktan. Sol üstte yazmıyor lan. Ha hakem ha bu. Jason Richardson. Aynen sol üstte yazıyor. Pezevenk. Puşt. Jason Richardson. Takipteyiz. Evet 60. dakika. Gonzalez çok kötüsün bey hacı ya. Gonzalez çok kötüsün ya. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Çünkü iyi savunma yapıyoruz arkadaşlar. Çok fazla geriye de yaslanmayacağım. Skor 2-1 an itibariyle. Şimdi bir duran top. Yok artık. Yok yok. Kaleci Johnson 90'dan aldı. Kim oğlum bu taklan? Yok. Orta yüksekteyim. Şu an düşürmüyorum. Normalde düşürmem lazım. Biraz yüksekte oynuyorum. Çok yükseğe alırsam çok saçmalayacaklar. Şu an iyice tempoyu düşürürsem adamlar arkada savunmaya açacaklar. Onu kullanmaya çalışıyorum aslına bakarsan. Üstüme gelecek herifler şu an. Ama hücumda kreatiflikte sıkıntı var. Net sıkıntı var yani. Şu an savunma performansımız bizi götürdüğümüz yere kadar götürecek. O da bireysel oyuncu kalitesiyle alakalı. Bir kafa direkten döndü. Drew. Yani şu an Dixon'dan bile çok fazla verim alamadık. Dixon'ı gizli forvete de atabiliriz. O profiller yerde oynar aslına bakarsanız. Ama arkadaşlar bir gerçek var. Kazanmaya devam eden bir Cenabetis. 5 maç 13 puan. 9 şut 4 isabet 1.15 gol beklentisi. Frikik'ten gol yedik. Yine rakibi 0.3 gol beklentisi tuttuk. 0.3 çok iyi bir gol beklentisi deplasmanda. Devam. Gerçekte kel miymiş? Bitti transferler Berat. Yaptık transferleri. Evet 5 maç 13 puan. Islake 5 maç 13. Yeovil 5 maç 13 puanda arkadaşlar. An itibariyle çok enteresan playoff potasındayız. Yani bu gidişat biraz çok fazla sürpriz oldu benim için de. Hakikaten sürpriz oldu lan. Şimdi. Evet Holm geliyor. Holm gel artık. Evet 4 gün Holm'u alacağız. Şimdi Holm'u Kasrati'nin yerine koyacağız. Başka da yapacak bir şeyimiz yok ki ya. Toby gelse cezalı anlamına koyayım. Toby gelse bir de Clemens sakatlıktan olmasaydı şeyi atacaktı. Dixon'ı gizli forvete atabilirim. Maçı izlemeye gelen yok. Ne otobüsü ya. Vallahi Arsenal maçında arkadaşlar bak Arsenal maçının istatistiklerini söyleyeyim size. Çok kötü değil. Yani Arsenal'e ki hakikaten ilk 11'de çıktılar. Gabriel Jesus, Emil Smith-Rowe, Odegaard, Bamba, Zinchenko, Gabriel, Tomiyasu falan çıktılar. 2.81 gol beklentisi verdik ve pozisyon bulduk. Direkten dönen topumuz var. Sahte oyuncuyla oynadık. Transferlere yetişemediğimiz için sahte oyuncuyla 8 şut 1 isabet 0.84 gol beklentisi yarattık. Fena değil yani. Yok otobüs toplamayın şu an. Çok erken gençler, çok erken, ben size söyleyeyim. Çok erken Memo. Şu an erken. Şimdi oldum. İnşallah. Ama bakın çok şeye girmeyin. Kariyere başladığımız ilk sezon hatırlayın 5'te 5'le girdik arkadaşlar. Sonra nasıl düştük? Ya savunmama güveniyorum. Tamamıyla savunma odaklı götüreceğiz. Zaten an itibariyle de çok net söyleyeyim bunu. 5 maçta bu seviyede 5 maçta 1 gol yemek bence büyük olay yani. Aynen. İyi gün taraftarısınız belli ya. Dakikada satarsınız biliyorum. Evet Holm geliyor. Holm'un gelmesi büyük avantaj şimdi. Holm orta sahaya net ah be. Bu ne sakatlık abi. Cooper da gitti ya. Sezon çok sakatlık yaşıyoruz. Ne şampiyonluğu oğlum saçmalamayın lan. Bakın oğlum bakın. Pozisyon 1. Bakın gençler pozisyon 1 şu an ama medyanın tahmini 23. olmamız yönünde. Bakın 23. diyor bakın. Gösteriyorum sonra bana yapacağınızı biliyorum. Ligde 23-24 takım var. Anladınız mı olayı? Oğlum valla sen bugün senlik bir durum yok galiba Kronos. Bugün seni çökerttik acı. 5 maç bir gol yedik. Nazar değmesin. Hadi bakalım. Evet şimdi yayınımızın son maçını yapalım arkadaşlar. Cenabetis Oldum'a ağırlasın. Bu yayını bitirelim. Akşam da saat 8.30 gibi Türkiye Milli Takımı kariyerimizde görüşürüz. Oyuncuların hepsi genç tabii Osman. Hepsi genç. Çok sakatlık veriyorum. Olsun ya olsun. Kal Kronos kal. Muhabbetin yeter. Verelim sakatlık. Abin o zorlukları da geçer oğlum. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Holm, Dixon ve Thompson. Sağ hattan gidiyoruz. Sol hat biraz sıkıntılı arkadaşlar. Sağımız çok kuvvetli. Sağcıyız bu kariyerde. Valla bizde diye bu kadar piyasa değeri düşük. Muhtemelen bizde diye piyasa değeri düşük. bizim itibarla alakalı olabilir. Haydi çocuklar, bir vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. 1-0 olsun, bizim olsun. Tam o tatta oynayacağız bu sezon. Winter, Holm, Dixon, Bell, Winter. Çok iyi sağ bek. Bu adamla var ya üstlük bile oynarız. Şimdi Thompson'a doğru sekmedi. Dikkat. Abdullahi. Hayda. Hayda. İyi geldiler. Mitchell. Nerede penaltı ya? Yapma ya. Kız oyunu mu bu ya? Oyna erkek oyunu oğlum. Erkek oyunu ya. Ah siktir, penaltı. Verdiği pozisyona bak ya. Verdiği penaltıya bak oğlum ya. Oğlum bu sürpriz takımı yapmazlar şampiyon arkadaşlar. Masada yokuz çünkü. Masada bize yer açmıyorlar. Fakir başkan. Fakiri almıyorlar aralarına. Açıklayacağım. Evrakları açıklayacağım. Verdiği penaltıya bak. Bu ne oğlum ya? Böyle penaltı mı olur anasını satayım? İki tane gol yedik. İkisi de duran toptan. Biri free kick, biri penaltı. Şimdi Couto. Bu Couto bildiğimiz Couto değildir herhalde, değil mi? Manchester City'nin sağ beki. Sanmıyorum. Brezilyalı kiralık vardı bir ara. Bell, Winter. Şimdi Dixon'ın önüne iyi top. Haydi Dixon. Orta. Bir kafa. Direkt girmedi. İkinci pozisyon. Evet. İyi başlayamadık. Bu maç tamam golü yedik. Haksız penaltı Zarsut da ne bir baskı yapabildik. Kötü oynuyoruz an itibariyle. Hol. Ben ikinci yarıda çift forvet yapabiliriz arkadaşlar. Lawrence. Bıraktı Revan. Haydi oğlum. Bev. Şimdi orta. Ay. Ne oldu lan? Offside verdi. Bas oğlum bas. Çıkma geri bas. Vay amına kodum çocuklar, ne güzel çıktılar ya. Ay. Ben dedim size. Takım çok fena bir düşüş yaşar. Haydi bakalım. Evet, en kötü maçımız arkadaşlar. Açık ara penaltı dahil savunmada çöktüğümüz bir maç. Gol de alamadık. Böyle maçlar olacak. Zaten bir düşüş olacağını da size bahsetmiştim. İyi başladık. Yine de sezon başına göre iyi bir başlangıç yaptık. Hücuma da geçtik ama yaratamıyoruz. Thompson çok kötü de Thompson'ı çıkartıp kimi alacağım oğlum? Thompson yedekte adam da yok anasını satayım işin kötüsü. Yani şöyle yapabiliriz. Thompson sıçtı. Bu maç sıçtı. Dakika 71. Offside ya. Ben dedim oğlum size, balon patladı diye bir şey yok. Biz ligde kalalım, öpelim başımıza koyalım. Daha durun, daha düşüşler olacak. Orta bomboş. Bomboş. Hizmet daha olacak arkadaşlar. Hazırlanın. Yalnız beklere bakar mısınız? Bekler çöktüler, bekler. Hem Winter ki en iyi oyuncumuz diyoruz. Hem de Revan çöktüler. Holm çok kötüydü. Thompson kötüydü. Zaten 3 tane böyle performans varken çıkmak mümkün değil arkadaşlar. 1.91'den 3 gol yedik. 1.48'den gol atamadık. Sezonun ilk mağlubiyetini alıyoruz. Böyle maçlar oynayacağız. An itibariyle ikinci sıradayız. 6 maç bitti arkadaşlar. 6 maç 16 puanla Yeovil lider. Cenabet isimiz çok iyi başladık. Hiç gaza gelmeyin. 6 maç 13 puandayız an itibariyle. Şimdi hadi şu 3 gün sonraki maçı da oynayalım bari. Şu maçı da oynayalım, öyle bitirelim. Sonra Wrexham maçını şeyde oynarız. Hadi bakalım. Kötü gidişat. Ulan ne adamlarsınız ya. Mental olarak biliyorsunuz zayıf olduğumuz. Zayıf olduğum noktadan vurmaya çalışıyorsunuz. Ama yemezler. Oğlum ne güzel forvet lan. Şimdi 7. karşısındayız. York. O önümüzdeki yayın Wrexham maçıyla açacağız arkadaşlar. Wrexham buranın en net, Yeovil ile birlikte en kaliteli takımı zaten. 6. sıraya düştük lan. Maç eksiğiyle. Ya ne kiralaması, daha dur anasını satayım, 3 maç oldu ya. Haydi bakalım. Şimdi biraz sakatlıklar geri geldi. Tony'yi alacağız. Kesinlikle Tony'yi alacağız. Şöyle yapacağız. Hadi bakalım. Ne lan? Çıkarttım. Thompson'ı çıkarttım. Haydi bakalım. Bir puan bile iyidir. Ulan çok ipnesiniz var ya. Harbi çok ipnesiniz. Çok ipnesiniz abi. Sinirden gülüyorum oğlum var ya. Çok ipnesiniz. Ulan ne adamlarsınız ya. Bu arada direkten döndü yine topumuz. Yok yine bu Kronos'un cenabetliği geldi ya. Yine oradan buradan patladı. Evet 1-0. Hücumda şaka maka bir yana hücumda ciddi tıkanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Vallahi boşuna yayında kal dedik adama ya. Haklı adam abi, haklı. Adama yayında kal dedik, haklı. Evet Holm dakika 56. Bir puan iyidir buradan. Bir puan iyidir. Markasına kötü top. Watson. Reboundlar önemli. Sakin. Şimdi yine Bell. Clement. Morton güzel geldik. Aradan Dixon'a at artık bunu hayvan herif. Sunderland'e gidecekmiş. Push. Ulan kötü de oynamadık ha. Yok ya bu herif. Vallahi bu herifin durumu kötü ya. Vallahi Kronos var ya, ayak bastığın yerde gül çıkmıyor be kardeşim ya. İkinci direk ya. O ne lan? Penaltı yapacak bak. Bence de çok iyi olur vallahi ya. Vallahi. Zeus. Yaktı bizi, yıktı bizi ya. Kaleci ne yapıyorsun amına koyayım? Adam kafayı vurmadan yattın ya. Var bir cünüplük var. Bir cünüplük var. Oğlum ne yapıyorsun ya? Haydi. Haydi. Girmiyor arkadaşlar. Vallahi yine sakat verdik ya. Puan kaybını bırak, çok da sakat verdik. Oğlum o topu da aldırmayacaksın ya. Haydi 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 haydi. Şişir. Haydi oğlum at savunma arkasına şu topu. Dixon yürü at bu golü oğlum ya. Hadi çocuklar bir puan bir puan. At aradan at aradan. Girmedi. Girmiyor. Girmiyor oğlum. Direkt. Hadi 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 şişir şişir. %90. 6 dakika uzatma. Haydi Dixon içeri çıkart. Ortada at bunu. Şükür. 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 Devam anasını satayım. Valla bence galibiyeti de hak ettik arkadaşlar. Ama ne yazık ki berabere kaldık. Çok gol kaçırdık. Bir puan da bu deplasmanda iyidir diyebiliriz. Fena değil. Fena değil. Tüm engellemelerine de rağmen bu takımı tutacağım ayakta. Tüm. Evet, şimdi puan tablosuna bir bakalım. Ondan sonra bu yayını burada bitirelim arkadaşlar. An itibariyle 7 maçta topladığı 16 puanla Yeovil lider. Cenabet isimiz 7 maç 14 puanda 4 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet. 8. York'la aramızdaki puan farkı yani playoff sınırlı 2 ama altını çiziyorum. Medyanın bizi 23. sırada bitireceğini tahmin ettiğimiz bir sezonda playoff benden beklemeyin. Muhtemelen arkadaşlar bakın çok netim bu konuda. 15-16'da filan sezonu bitireceğiz. Ciddi söylüyorum 15-16'ya kadar muhtemelen düşeceğiz. Bunu bahane olarak algılamayın. Biliyorum çünkü onu yapacağınızı ama öyle olmayacağız. Medyaya bakalım. 23 abi işte 23. bitireceksin diyor. Kadromuz çok kötü. Bak burada. Burada da 14 diyorlar. Şu anki performansa göre 14 bitirirsin diyorlar. Haydi bakalım bitiriyorum. Hadi lan oradan transferlere göre. Ayağı tutmuyor heriflerin koşamıyorlar. Gençler akşam görüşürüz. 8.30-9'da çok yoruldum. Biraz dinleneyim. Milli takım kariyeriyle devam edeceğiz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Esenliklerle kalın diyorum.